Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ves salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. ala Resulina Muhammedin Selavat. Cenab-ı Hak tefikini refik eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniyede kalbimizi kaydırmasın inşallah. Sevgili kardeşlerimiz bugün 20 kaç? 2 mi? 22.09 2024. Dima kaç? 266. 266. Kalp 3. Arnavutköy'deyiz. İnsan harici aramadığı için bu işler zordur. Kendisini kendisinde arıyor. Çünkü kendisi kendisinde gömülü. Hariç olsaydı kolay olurdu. Ağacı anlamak kolaydır. Allah'ı anlamak da kolaydır. Ahireti anlamak da kolaydır. Hariçtir kendisini kendisinde aradığı için kendisi kendisinde gömülü olduğunda araması bulması zordur. Haddi zatında diyoruz ya zatın koyduğu hatta hududunu belirlemek kolay değil. Bu anlamı bu söylediğim manayı ifade eden haddi zatında diye tanımlanır. Seyri sülük kendinde kendini arar kendi kendinin derdine düşmüş kendine kendini katar duyuyor musunuz bunları kendisini kendisinde aradığı için kendisi kendisinde gömülü onun için hariç değildir din değildir bu ama dindir hem sensin hem değilsin insan kum saatinin böyle incelmiş beline benziyor gaybı şahadete mülkü meleküte bağlayan bir berzahtır. Zordur yani. Allah'ın fıtratı var. Kainatı var. Kur'an'ı var. Peygamberi var. Dört tane. Mesnevi de geçiyor bunlar. Onun için bilmek zor. Şey kolay. Allah'ın peygamberi var. Ağaç bile Allah'a casusluyor. Ne olduğunu söylüyor. Ama beni bana söyleyecek kim var ki? O da bir avuç insanız işte. Beşer dünyası için avuçuz. Sanki beşerin beşte biri peygamberimize iman ettiği gibi seyri sülük kendini kendinde seyretmektir. Kendini kendinde seyahat ettirmektir. Kendini kendinden çıkarmaktır. Kendinin derdine kendin düşmektir. Kendini kendinde aramaktır. Kendini kendinle inşa etmektir. Kendinin kendinin derdine düşmüş kendini kendinde kendini kendine katar. Kendi kendine dokunur kendi kendiyle inşa ve ihya eder. Kendisi kendisiyle lezzet ve zevk alır. Mesela en basiti düşüncelerle, hayallerle kendi kurar, kendi lezzet alır. Bu hayal tahayyül böyleyken diğerlerini de hayal et. Bir dünya kurar hayalen, içine girer, lezzetler, zevklere gark olur. Kendisi kendisine dokunur. Kendisini kendisinde kurar ya. Yani. İnsan berzah denmiş. Burada tanımlanması için gelmiş ama ciddi bir şey de olması lazım onu aktifleyecek, eteğinden tutacak, yine kendisi kendisini engel, kendisi kendisine mani, kendisi kendisinde gizler, kendisi kendisine düşman, kendisi kendisine zalim, kendisi kendisine cahil insan. İnsan kaldırırsanız varlıktan Allah kalır, başka hiçbir şey kalmaz. 28 bin alemin camiü'l ezdadıdır insan. Evet. İnsan kulaktan dolar, ağızdan doğar. Beşeriyetin insana dönüştürür, beşeriyetini insana dönüştürür. Bak, kulaktan dolar, ağızdan doğar. Beşeriyetten insana dönüştürür vahiy ile iksirlenir, mayalanır. Kelimullah, Kelimullah'ı doğurur. Vahiy ile iksir ve mayalanır. Maye, maya, mayalanır. İksir aklını, maya ile kalbini. Ama her şeye bir alamet koymuş Cenab-ı Hak. Lef-i mahfuza dima koyduğu gibi arşada kalbi koymuş. Kürse beşeriyeti koymuş. Kolay değil ya. Kendi dünyanıza hoş geldiniz. İyisiniz değil mi? Kendini kendinde arayan. Kendisini kendisine kaybettiği için. Kendisini kendisinde kaybet, kaybeden kendisini kendisinde arar. İnnehu kane zaluman Hem cahil hem zalim Kendi nedir? Hem dost hem mürşit yine kendisi insan. Dima yedi mertebesi vardı. Kalbin dört ...mertebesi var... Ee, ...sadr... ...bazı zatlar, büyük zatlar... ...ona gönül demiş... ...sadr... ...cevizin yeşil kabuğuna benzer... ...sonra kalp denilen... ...cevizin o gri... ...kabuğu var ya tahtadan... ...odur... ...Fuat ise... ...Fuat ise cevizin o... ...beyin takımıdır... ...sonra lüp ise... ...onun lezzetidir... Fuat da şey, Süveyda'yı da ustat bayağı kullanır. Ee, Süveyda'yı da kalp gözü olarak siyah bir noktadır. Siyah bir nokta. Süveyda'yı kalp. Orası çok önemli yani. Kabe'nin Hacer'in esveti gibi. Kalp, üç harf kök harfi kar, harfle meydana gelir. Kaf, lam, be. Geçen hafta bundan nereden bahsedik? Sadr konuştuk. Fuat'tan konuştuk. Loop konuştuk. Fuat, akıl, Loop. Abi ondan önce bir soru sorabilir miyim? Bu şey, biraz geride olacak kusura bakmayın. Seyir insan seyir sülükü. Ee, şimdi Miraç Risalesi aklıma geldi ya. Ee, Miraç Velayet Ahmediye'nin seyir sülükü. Şimdi bizim de bu bahsettiğimiz az önceki seyir usulü okumuz, yani hayatımızın safhalarında vahiyle vahiy ile iksirlenme ve mayalanmalarımızla kendi seyir usulü okumuzda mı gitmiş oluyor? Evet, kendimizde seyahat edeceğiz. Yani biz o, o seyir usulü okumuzun aksal gayesi de o zaman bizim şahsi miracımız olmuş olacak. Evet, ama ee, sözlerimi getirselim aslında. Evet, o. Orada çok Evet. Ne anlayacağız buradan? Nasıl anlayacağız? Yani bizim e, burada tespitimiz ne olacak? Ben yani seyir usulü diyebilecek miyim mesela şu anda e, ne diyeceksem artık yani. Seyir usulü seyir usulük, biraz bahsettim. E, kendinde kendini seyretmek, kendinin kendine dokunma, kendini kendinde inşa etmek. Yani aynı zamanda kendini kendinden sıyrılmak kendi düşmanlığını kaldırmak. Mesela bir bir bana bir soru sordu. Ama ciddi tabii. Ve eğer böyle dile getirmem genelleniyorsa eyvallah. Dedi ki insanı en güçlü kılan nedir dedi. Tabii ezber ezber bozan şeyler tabii. Bunu genelde diyemezsin de. İbadetler midir? Haramın terki midir? İnsanı güçlü kılan. Harikasınız yani. Çok bunu anlamak zordur. Mesela bir insan düşünün ki her şey helal. Zina helal, faiz helal. Haram denilen haddi zatında haddi za zatın hat koyduğu hatta hududunu bilen. Tamam. Yok, böyle bir adam yok. Haram kavramı denen bir şey yok. Bu adam nasıl bir adamdır? iflas etmiş bir adamdır. İnsanı aktif kılan, güçlü kılan, la ilahelerdir. imbisat ettiren illallah'tır. La ilahe sonra illallah'tır. İlk önce iman sonra küfür. İlk önce iman et sonra küfrü terk et denmemiş. Küfrü terk edeceksin. Şimdi bu tabi bunu anlamak zordur bak şimdi. Yani seyri sülük Buradan başlıyor. Şurada yazmışım şöyle. Merak ettim. Çok hoşuma gitti. İnsanı güçlü kılan nedir? En çok. Ama bunu genel diyemezsin aşağıda. Cumartesi dersinde. Ama orada bir şey gönderdik. Anlayana tabii. Bir şey anlamak için. Başına bakın, sonuna bakın. İçerisinde haber varsa onu tanımlamak çok kolaydır. Örneğin. Burak kanlamak için. Nereden başladı? Mekke'den. Dura bir uğradı Mescid-i Aksa. Nerede bitirdi seyrini Burak? <laughs> Lev Mahfuz'da bitirdi. Yularını tutan kim? Cebrail. Tamam. Şimdi Burak bu çerçevede düşün. Lev Mahfuz'da alem-i şehadet arasında düşüneceksin. Onun tanımı nedir o? Dimadır. Çok tuhaftır. Dün eksik olduğu bir şey vardı. Keşke bunu he? Ha cismaniyet ten... aynı zamanda ref ref raf raf Dönüşme olurken aynı yine kendisi. Hiç değişmiyor. Cismaniyetiyle gitti. Cismen ve ruhen gitti. Yani elbiseyi çıkar derken acaba şöyle anladılar mı diyor. Vehmettim tabii sonra akşam. Yani gömleğini çıkar, atletini çıkar. E, hayatını çıkar, aklını çıkar. Akılsız, ruhsuz, kalpsiz manasında değil tabii. Bu biliniyor zannettim. Ama bir Allah'ın kulu da sormadı. Aslında e, bu inkılap görüyorsun ama yine sen sen sensin ya. Diyor ki usta da latincesinde yok. Yine, ölsem yine ben ben miyim diyor. Evet yine sen sensin. Yani ölsem yine ben ben miyim? Evet ben benim. Çünkü ben bedenle değil. Onun için cismaniyetiyle cismaniyeti terk etmedi. Çünkü çünkü çok önemli. En cami en kesif olan. Eğer bedenden çıksa, ruhani olsa bu miracı Cebrail yapardı. Cebrail yanarım demesinin sebebi cismaniyeti olmadığı içindir. Ruh olmadığı için değil. Cismaniyeti olmadığı içindir. En cami, en cami Allah'ı en iyi gösteren dört unsurdan en cami en kesif olandır. Toprak mı? Dört unsur var ya Allah'ı gösteren. Toprak, su, hava, nur. En kesifi topraktır. En camidir. Camiül Ezdat. Zıtların Tamam. En kez, e, Cebrail Aleyhisselam'ın, Mikail ve İsrafil ve Azrail Aleyhisselam'ın eksikliği cismaniyettedir. Cismanisiz. Peki, o, o çıkar, yani şu anda biz yataktaydık, geldik çok şükür bu derse, beşeriyetimizden çıktık. Şu anda insandayız. Bedeni terk ettin mi? Yok, inkılap görüyoruz. Hiç kimse anasından İnsan doğmaz. Beşer doğar. insan olunur. Şimdi evdeydik. Sokaktaydık. Beden, bu bedeni kullanmadık. E şimdi burada da kullanıyoruz. Ulvi şeyde. Bedenden çıktık mı? Böyle bir şey. Bedeni biz cismaniyeti bilmediğimiz için. Fazla. Ama cismaniyet yani onu çıkar onu çıkar derken bırak anlamında değil yani. Mesela diyelim ki gıybeti bırak. E sistem duruyor hocam. Yani yapma. Suret bırak deyince hakikate geçiyorsun ama suretler hakikat. Duruyor. Duruyor. Onlar hepsi duruyor. Çekirdekten ağaç çıkınca en güzel misal herhalde bu olur. Ondan sonra tamam bunu bırakacağım. Çekirdekten ağaç çıkınca çekirdek yok oldu mu? Duruyor. Çekirdekten ağaç çıkması. Miraç'ta da böyle. Kendisini kendisinde inkılap ettirdiği çıkarttığı Çekirdeği duruyor. Ama bak. Çekirdeği duruyor. Hele şükür ya. İyi ki sordun güzel oldu. Ben de biraz daha rahatladım. Dedim ya böyle anlarlar mı acaba dedim. Ee, eskiler anlamaz. Yeniler de zaten hiç anlamadı. Onun için rahat ol dedim. Arşa kadar gözünü kulağını beraber alması diye ifadeler en biraz dakika. Arşa kadar diyor evet. bedeniyle ifadesi. Ondan sonra cismaniyeti. Ruhun bedeni misali sana var ya bütün ruh çıkıyor bütün bütün çıplak olmaz. Değil o. Ve... Öyle bir şey değil mi? yok yok cismaniyeti değil. Mesela burada atomdur Mehmet. Dokunuyorsun ya. Yani. E ceset. Ceset. Manevi alemin i cisim. Bunları topla hem ceset hem cismani. Ha bir de üçüncü bir kategori. Anda var olup yok oluyoruz ya. Tırırırt. Bunlar hepsi bedendir. Anda olana beden denilir. Bedeni misal ne demek? Tırıtlar gitti ya. Hepsi birbirine benziyor. Misal misal benzer benzer. Bedenem benzer. Bedeni misali. Ha şimdi o zaman ceset e atomik cisim manevi mahluk ama atom cinsinden değil iç içsel alemin topla bir de bedenini topla hepsinin bütünselliği cismani çünkü cennet cismanidir hem ruhani değil hem cismani yani şu anda ama latif tabi onun Allah ustat diyor ki latif cismiyle bedeniyle diyor latif latif ama gene bu Mesela cinlerle görüşebilirsin. Tokalaysan el elin havada kalır. Böyle değil yani. Gözüküyor ama Allah Resulü latif vücudu var. Dokunursan dokunur ama gölge düşmez. Yani cismaniyetiyle gitti. Şimdi yani orada şey demiştik ya sanki e, cismaniyetin mahiyetine geçiyor. Evet. Hakikati vardı, sureti vardı. Biz şimdi suretiyle cismaniyetin buradayız. Evet. Ee, hakikatı arşa kadardı sanki değil mi abi? Evet. evet. Ondan sonra da e, mahiyetiyle, artık mahiyet evet. şeklinde. Evet. Çok güzel. Mesela sureti alim i Cismaniyetin. Yeni bir çalıştığım için. Sureti alim i Malum mi? Alın bu biliniyor. Bedenin. Kanuneti kürse kadardır. Hakikati arşa kadardır. Yani lefi mahfuzu da alıyor tabii, Arş deyince Oradaki dizi diziliş böyle akıl yukarıda, kalp aşağıda diye. Akıl daha yukarıda değil. Yani o hakikati anlatma. Demek ki bir daha bedenin sureti alemi şahadettedir. Bu, bu yöntem bilinmese külliyattaki şeyler hep askıda kalıyor manalar. Yani şu surettir, kanun et, hakikati. Bunu mutlaka temel yapılacak. Başka şansı yok. Merak ediyorsa seyri sülükünü. Eğer Risale'ni anlama. Orada öyle, burada böyle, şurada böyle. Be beden bedenin suret alemi şehadettedir. sureten. Tamam. Kanun eti kürse kadar. Ama gene beden beden. Hakikati arşa kadardır. Mahiyeti <laughs> kabuk kafesine kadardır. Cismaniyetiyle gitti. Bu çok nasıl bir şey? Zaten Miraç bize dedi ki alemi gaypta melekuttaki ruhani alemlere Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail onlara mucizesidir. Yani meleklerin yer... Ya, bir gelmiş. Bu kim ya? Nereden gelmiş bu? <laughs> Adam bir bakıyor kendinden. Şimdi yeryüzünde insanlar mucize gösterecek Cebrail'i kullanıyor. Ağacı getir diyor. Cebrail diyor ki işaret ediyor. Ebu Celil görmüyor ya. Tam çağır ben getireceğim ağacı diyor. Yani yeryüzünde mucizeyi yapmasına Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail aleyhisselam yardım ederken bunun Minaş'taki mucizesi bunlara. Yani Cebrail'e, Mikail'e, İsrafil'e, ile Azrail'e mucize gösteriyor. Nasıl bir şey? Cismaniyetiyle gidiyor. Şaşırdı daha buradan geliyor. O alemlerde hep biz biz bizdeydik. Biz bizdeyiz. Ama birisi geldi. Allah Allah. Tamam ruhani geldi neyse ama. Lan, cismaniyetiyle nasıl geldi ya? Acayip bir şey ya. Sen bunu nasıl biliyorsun? ya? Yani Cebrail, Mikail, ile mucize yapıyorsun. Normal bir teknoloji mi şimdi? Alemi gaybtakilere diyor mucizesidir Mirac. Şarkı kamelyen yüzündekilere. Hmm. Mucize alemi gayptakilere. Buraya değil ki ama biz bu, o, mevzi, o mevzi burada konuşuyoruz. E, e de biraz zorlan ya. Alemi gayptakilere yapılan mucizeyi alemi şahadettekilere konuşuyoruz. Dik lisan. Diyor ki miracın hakikati. Ya nereden çıktı hakikat surettir? Ya sen kitap, kitap okumaz. Ustadın lisanı. Sen anlamaz. Kitap okumaz. Bak hakikati diyor. Miracın sureti var. Manyeti var. Hayatın sureti var, hukuku var. Ne kadar şeyleri var. Niye miracın hakikati diyor Ondan sonra miraç sırdır diyor aynı zamanda. Sürü lüzum var mı diyor. Ondan sonra dün biraz öyle bir yattım ya öyle bir cam misali geldi hatırıma. Dünkü derste biraz bahsettim. Sırın sırı diye. Miracın hakikati Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın meratibi kemalatta seyri sülükünden ibarettir. Bu hüküm cümlesi. Sonra bu açılımdır. Sonra onu sonuç olarak bir cümleyle bağlıyor. Bir cümleyle giriyor. Biraz önce dedik ya bir şey. Kemalatta celalli cemalin ikisi birlikte. Yani vahiy ile vahiy ile vahiy ile insan iksirlenir. Mayalanır. Konuşarak Mayalar, iksirler. Çok garip şeyler var tabii bu dünyada. Şöyle demiş, kulaktan dolar insan, kulaktan doğar, ağızdan doğar. O kadar tuhaf ki kelam bile berzahtır anlayamıyorum. Şimdi zannediliyor ki bu ahiretten farklı bir şey. Aynı böyledir. Berzah aynı böyledir. Gelecekteki sen sana yardım ediyorsun konusun içine alabilir. Aynen. Geç, gelecekteki sen geçmişine yardım ediyorsun. Ben ya. Bunu anlamak beşer, beşer mertebesinde zordur. İnsan olmak lazım ki anlayalım. Bu şeyle alakalı. Miraç inkişaf mıdır, inbisat mıdır? İkisi mi diyoruz? o zaman? Hepsi Cem. Hepsi değil, değil mi? Evet. O yüzden geçmiş, ge gelecekten geçmişe evet. e müdahale bah bahisten bile. bahsedebiliriz. Bir de suretine mahiyeti açıldığından dolayı o noktadan da inkişaftır. Mesela geç, geçersin Davut. İç ne yap Fazla fazla şey böyle fazla da şey yapmaya gerek yok. Mesela gitmeye gerek yok. Gitmek gelmektir. Gelmek gitmektir. O oradadır, bu da oradadır. O buradadır, bu da oradadır. Aynı. Şimdi geçersin böyle. Bak size bir müjde yani. Geçersin. Geçmişinde bir haram var. Seni devamlı rencide eden. Üzülme. Tövbe, İstifanın dışında onu temizleme yolu var da yaşarken. Onu kaldırabilirsin. Yok edebilirsin. Kürse geç. geç geçersin. Suretini değiştirirsin. Zahirde şeytan. Şeytanın hakikati mudil Milac'ın Miracın şeyi, hükmün ve sonucunu söylemek için açmıştım. Hüküm cümlesi şu, sonuç daha söyleyeceğim. Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın meratibi kemalatta Kendisinin kendisinin açılımı olan kainatta seyri sülükünden ibarettir. Hüküm cümlesi bu. 563'ten okuyun. Sonuç bildirgesi, ile kelamına ve rüyetine mazhar kılmıştır. Şu yüksek hakikat, iki temsil dürbünüyle bakabilirsin diyor. Ee, birincisi, temsil çok kolay da. ikincisi temsil oturaklı bir temsildir ama. Zordur onu yani ikinci misa izah için bağından şeyler açmak. Yok yok. Yok. Rubuniyeti mertebelerini bileceksin. Uliyetin dairelerini bileceksin. Haşmetin icraatını bileceksin. Daha kudretle iradeyi tefrik edememişiz. Bu misal anlamak. İşte refref kısmı. Gibi. Çünkü refrefin evet. lügatı, lügatı, kaldırmak ya. Evet, bilmeden nasıl kaldıracak? doğru söyledi. Refref gibi. Ee, arkadaşlar, hal olmasa halet olmaz. Halet olmayınca da inzal olmaz. Hal olacak. Hallerimizi toplayacağız. Halet olacak. Halet rüya. Sonra inzal olacak. Sonra Cebrail gelecek. Cebrail'i cebrediyor. İlham ediyor bize. İkram ediyor, ihsan ediyor. Allah'ın vesilesiyle. Hal olmazsa mahal olmaz. Mahal olmayan yere de inzal olmaz denmiş. Bir daha. Hal olmasa mahal olmaz. Mahal olmayan yere de inzal olmaz. Ya vahi gelir. Ya ilham gelir. Ya tusunuha, tuluha, tışara, rumuza, telmi, ima. Böyle manalar gelir. Yağar. Yağar ya. Me, i̇nzal mekana olmaz. Çünkü kendisi la mekan la zamandan gelmiştir inzan la mekan la zaman zamansız ve mekansızdan geldiği için zamansız ve mekansıza iner. Şeyi merak etmiştim o zaman bunları tespit etmeye nasip oldu. Gece niye oldu Miraç? Ben olsaydım gündüz böyle olur. Her taraf söyler ben Madem seyrettirmeye götürüyorsun. Çok acayip diye. Yani. Dün anlıyor. sifo orayı kesse yeter. Tamam? Şimdi Hoş geldiniz kalp ısırmak gitti. Evet, biraz kalp. Kalp dönüştürmek manasında. Bir bakayım dedim abiler. Başka bir saha mı geleyim? Külliyatın demediği bir saha. Merak ettim. Kalp Arapça yazılışı K, L, B, K, K. Kalp, kalp. Ta? Tabiatını bakayım dedim. Kafın Lam'ın tabiatına bakayım. Tabiatı biliyorsunuz değil mi? Artık siz bunları bilen insanlarsınız. Her harfin bir tabiatı var. Toprak tabiatı mı? Su mu? Ateş mi? Hava mı? Tabiat. Ves, vesleden hatırlayın. Zel, zel, le'den hatırlayın. Ser, ser, iden hatırlayın. Vesvesi iki harftir. Vav va ve sin. Belki de vav harfi ve sin harfinin sonra onun tekrarını en az 30-40 tane dersin var. 40 saat, 50 saat vardır. Ee, sonra bu ucu olmayan baktım ki gırdap öyle seni alıp götürecek korkunç bir dünya. Baktım hava hava olmaktan çıktı. Harfler oldu. Hep harf. Biraz latif nüklelerden bahsettim size. Harf latif gözükürken Kur'an'ı hurufu hurufatı ile yapılmıştır. Latif nüklelerde o kadar geçip gidiyor. İşte tabiatı yalnız size de bir işaret edeyim. Kalp, kaf, lam, kef. Kalp. Kalp. Ee, şey. Bebe diyorum. Kalp. Bunların tabiatına bakayım dedim. Şimdi kafın tabiatı. Lam'ın tabiatı. Beynin tabiatı. kalbu Sonra onların bütünsel tabiatı. Kısacası. Kalp. aşağıyı Yukarıya. Yukarıya. Aşağıya. Sağ. Sola. Solu. ...sağa, önü, arkaya, arkaya, önü... ...an ve an değiştirendir. Aynı zamanda çok tuhaftır. De Değiştirirken değişiyor. Veya değişmeyebiliyor. Dönüştürüp değişen. Kalp. Yani kalp. işte o kadar denilir. Kalpazan da oradan gelmiş. E, kalp böyle tuhaf. E, dima gibi değil yani. E, hemen başka bir gönderme yapıyorum. Belki Osman Düzeltti düzeltti mi bilmiyorum. Biz tamamen dima kalbin içine koyduk. Değil o. Kalbi okuyunca anladım. Ee, vicdanı da tam içine koyduk. Değil. Ee, ruhun, vicdanın anası lerbası gibi değil. Kalpteki fikirler da gözükür veya dışarıdan veya diman ürettiği fikirler kalbe gider ama diman tamamı kalbe ait değildir yani o onu yata etmiştir. Ar mesela ruh kalbi yata etmiş ama bir tamamı aynı değildir. Kalple ruh gibi. Ya yani, e e yani doğrusu da zaten böyle. Ya mazhar e make da. Ama yani tamamı, ama onun üzerine duruyor. O duruyor. Yani bir şey, şey yok böyle. Yani ruh şey kalpteki fikirler Hani dedik ya ruhtaki e, latifeler, hissiyat suretinde vicdandan dışarıya çıkar. Vicdan şey ne diyor? 136-135 diyor ki e, vicdan nedir? Ruhun anasır erbası, şey ruhun dört havası vicdanın anasır erbası olan irade zihniniz latife rabbani. Yani ruh bir tamamıyla onunla dışarı ettiği gibi kalp değil kalp fikirlerini dima yoluyla, dışarıdakileri fikirlere dönüştürüp almaya o yolla yapıyor. Abi bunu çizebilir miyiz acaba? Çizip gösterseniz olur mu? Yani kalple ve dima işte yani... Neden? Diyelim. <laughs> dima mı abi? Ha? Dima mı akıl mı? Bir akıllı koyayım oraya bir. E, kalp ortada olsun. Sonra... Bu tarafına da vicdan koy. Buraya dima diyeceğiz. Buraya ruh diyeceğiz. Burası da vicdan. Ceset nereye koyacağız abi? Ya boşver ceseti karıştırma. O hepsini kapsıyor. Ha böyle bir yuvarlak yaparsın içine. Yani kapsayan küme var diye ya, matematikte. Öyle desek. Yani ruhun bu tarafında vicdan kalbin. Yani e, sanki anlattığınızdan biraz öyle gibi oldu. <laughs> ha doğru. Çok doğru. Böyle gibi bir şey... Tamam. Fakat Tam e, şöyle bir şey yapıyor. E, şöyle bir şey yapıyor arkadaşlar. Kalp de... Ee, üretilenler vahin vahin hakikati buraya ya vahin hakikati buraya vahin sureti buraya kanuneti buraya mahiyeti burada ya şimdi kalpte üretilen kafur yok değil mi ya bunun tüplerini getireceklerdi ne muamma olmuş ha bir aydan beri yani o ki tüpü yok kendisini alın ya böyle kalem alın Madem tüpü yok, ince yazıyor görmüyorsun görüyor musunuz bilmiyorum ki ee, bu kalpteki e, fikirler dima yoluyla yoluyla dışarıya atılıyor veya dışarıdan gelen fikirler dima yoluyla kalbe geliyor Abi bunlar mekansız mekanlar. Bunlar böyle evet sıralamak böyle mantıklı oldu anlamak için. Ama yine de yine de böyle bir şey yok. Ali bunu sen mi söylüyorsun? Bütün şekiller bu. Abi bunu cemaat için söylüyorum. Ne hangi cemaata söylüyorsun? Yani soru bizi çok geri götürdü. Hangi 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 cemaata söylüyorsun? cumartesi cumartesi dedi ki. Biz bunu zaten dima meselesinde haritalandırmışız. Benzer şeyler var karakteri falan. Ama şimdi Hasan abi şunu diyor. Yani önceki yani. 200, İsyan. küsür dersten farklı. Biz hep kalbin, kalbi çizdik. Kalbin içinde vicdan, ana unsur. Dima ana unsur dedik. İçine almıştık. Ana tabii tabii, tabii. Hasan abi dedi ki ondan vazgeçiyoruz. Vazgeçiyor değil de böyle tam biraz. Değil he tam doğru değil. Düze tamam. Çalışma devam ediyor proje ya. Ama onu bir yere oturt. bir, onu farklı... Şimdi Proje devam ediyor. Diva projesi devam ediyor. Peki akıllı çalıştık bitirdik mi? Koyduk mu kenara? Koymadık. Duruyor. Çünkü ekleme çıkarmamız olacak. Ee, zihin, his, latife-i rabbaniye, vicdan hepsini yaptık. Ama bitirdik mi? Nokta mu? Koymadık. Çünkü dur bakalım sonuca doğru gidelim. Başa geleceğiz. Yani bir ya kalbin içine koymuştuk. Değilmiş ayrı bir sistem. Ayrı bir sistem fakat e, kapteki hissiyat vicdan yoluyla dışarıya taşınıyor. Vicdandaki hissiyat dışarıdan gelen yani dışarıdan gelenlerle hissiyata dönüşüyor. Bunlar şeydir ya tefekkür için kullanılan bir şey yani bu yöntem. Yoksa böyledir, böyle dira böyle bir içimizde böyle bir çağ alalım da keselim. Böyle bir şey yok ya. Ee, şimdi demek ki kalpte ve vicdanda kendisini böyle dişsal ediyor. Ama ruh öyle değil vicdana karşı. Ruhun dört havası iradedir, zihindir, histir, latife rabbaniyedir. Ruhun dört havası odur. Ziya, bu nedir? Ziyayattır, zişurdur, kanunen bucu darici. Bu dört tane vicdan, Vicdana dokunursa böyle olur. Onu koydum ben. Zihayat ne demek ruhun? Bak zihayattır ru, Zih Kanun emridir. vücuda haricidir. Onu e, zihayat nereye denk geliyor? Vicdandaki hise mi, zihine mi, iradeye mi denk geliyor? Bak zihayattır, zih şuurdur. Hatırladığım kadarıyla irade, zihin, his, latife-i rabbaniye. ruhun bu vicdanın anası erbası. Şimdi ruhta ne vardı? Zihayat. Şunu kastediyorum. Zi şu, uzak yapayım ki göresin. Kanun emr. Vücudu harici. Burada vicdanın anasırı, erbaası değil mi? Bu da ruhun mertebeleri, içeriği. Bu zihayat hangisine girer? Zişur nereye girer? Kanun emri nereye girer? Bak şimdi. Vücudu harici galiba buna olur? Bir, ben çalışmışım ama e, şeyde o gayb resimlerinde e, ruhu açarsanız orada öyle zannediyorum. Zil şuur şuna denk geliyor. Yani bir şey ruh kendisini böyle dışarıya çıkarıyor. Yani şuur tarafını e, vicdanda zihin ile dışsal ediyor. Gayb resimlerinde bak ruhu açarsan bakayım yanlış olmasın. Zi, zi şuur, şuur, his, zi, a, şuna denk geliyor. Latife i Rabbaniye de herhalde buna denk geliyor. Öyle hatırlıyorum. Yani ruhun sistemi bu. Zihayattır, şuurdur Hayat kendisini his ile şuur tarafı zi şuurdur. E, kendisini zihinle dişsal ediyor. Kanun emri kendisine latife-i rabbaniye. Yani emri kanunlar. Vücudu haricileri yok. ilmi vücutlar. Vücudu harici ise de irade ile. Zannediyorum öyle geliyor. Şeye de bakabilirsin. E, vicdana da bakabilirsen gayb kesimde. Böyle olması lazım. E, tamam. Aynı zamanda bu ruhun dört havası. Yani bununla dışarı ediyor. Ee, başka ne konu? Lüb konuştuk dedik. Fuat konuştuk. Lüb, saat, kalp. Ve bir de bir örnek vardı o alimlerden. Ee, yeşildi. Şey, i̇şte kalbin saat şeyi, ee, gönül dedikleri yer. Cevizin yeşil kabuğu. Sonra içindeki kabuk dedik. Sonra içindeki beyin gibi. Sonra içindeki e, lezzet. Yağ. Lezzeti yağ. Bir de o süveyde kalp. Şimdi başlıyoruz. Esas asıl mana sayfa 223'te. Kelimenin bulunduğu münasebet sistemi sistemi dışına çıktığında da değişmeyen manadır. Mesela kelimenin bulunduğu münasebet. Diyelim ki ilim nedir? İlim 550'de geçiyor sözlerde. Her tarifi var herkesin bir elinde. Bir ilim tarifi var. Ama usta çok antika yapıyor. Her şeyin, her şey hangi şey? Beçet, her şey. Her şeyini, her şey nedir bu? her şeyini, başka her cihetini bilen ilim buymuş. Her şeyin her şeyini ve her cihetini bilen bir ilmi muhit. Yani mesela ben her şeyim, benim her şeyim, bir de her cihetim var, münasebetim var. Şu tarif şu kadar kısa, tarif şu kadar içine mana koymak herhalde bir düzene mahsus. Ya bu çok tuhaf. Bu nasıl bir şey? Bir de size şeyi anlatmak istiyordum böyle de onu onu da hemen e, bilgi ile ilim çok konuştuk abiler. Şu manada da bir de şey yapmak istiyorum size bilgi ile ilim e, onu bir daha yapmak istiyorum bulursan ilim bilgi fikir yoldur fikir yoldur. Bilgi yöntemdir, ilim sonuçtur. Kendi ke kendi ilmine kanaat eden yoksundur, cahildir, eksiktir. Başkalarının yanlış bilgileri senin doğru ilmin olmasına müsaade etme demişim. Başkalarının yanlışlıkları tasubunla kendi doğrularını yapma. Adamın yanlışı senin doğrun olmasın. Bak insan nasıl iflas ediyor? Beni taklit ediyorsun. Yanlışım var. Yanlış olduğunu da gördüm bir metinde. Veya şeriat kitaplarına gördüm. Ama hala ısrar ediyorsun, doğru yapıyorsun kendi. Kendi O zaman o zaman mecbursun. O zaman özrün var. Var mı? Olur mu? Olur. Yani bilmemek Bilmiyorsan bilince, bilince değiştireceksin. ama emin olamadım. Dedim ki ya burada böyle <laughs> diyor ama yapılan da yanlış gibi duruyor ama ya ben yanlış anlamışsam. O zaman diyeceksin ki soracaksın. Usta dedi, sor burada neyi kastediyorsun? Muhakematta diyor ki bir yanlış hemen esnafi zaman hemen bir yanlışını hikmetin bilmiyorsan yanlış mi? Sor bunda neyi kastetti? Bazen sen öyle anlarsın. Bazen sen ona yüklediğin manadan mesela diyelim ki e, Arapçada mana verir. Adam tabirle mana verir. Adam sucunun, gusun, hattın, battın, mutlalığınla mana verir. Adam kök şey şeye, tabiatıyla cevap verir. Bunu neyi kastettin diye sor. Bu burada böyle yazıyor. Evelip çeviriyorsa bana konu Kendisi halini bırak. Ama dese ki bunda bunu kastettim veya düşünemedim. Düşünemedim. Bu evet sen haklısın diye o adam bırakma. O adam hakperestir kendisinin peşine koşmuyor. Hakkın peşine koşuyor. hakkı teslim edenim hak teslim edil. Teslim etmeyene vefasıza vefa etmek vefasızlıktır. Hakka karşı vefasızlık. Vefa Allah'a yapılır. Allah'a vefa yapana vefa yapmak Allah'a vefa yapmak gibidir. Allah'a vefasızlık yapana vefa yapmak Allah'a vefasızlık. Vefasıza vefasızlık da vefadır. Vefadır. Vefasıza vefasızlık yapmak vefadır. Doğru. Hakka tabii. Başkalarının yanlış bilgileri senin doğru ilmin olmasına müsaade etme. Başkalarının biçtiği dünyada yaşamayı yaşamaya yaşadım denilmez. Yalan söylersen dönüp bir gün seni de aldatacağını unutma. Yalanı bir söylüyorum. Gidiyor dolaşıyor birkaç sene sonra 5-10 sene sonra geliyor o yalan beni de aldatıyor. Anladınız mı? Yani bir yalan söylüyor. Ee, şey okuyacaktım. Evet. Son şey bir şey okuyayım. Hayatı yaşanır kılan hayatında ulaşılamazların olmasındandır. Hayatı yaşanır kılan, canlı kılan, yaşanır kılan ulaşılamazların olmasıdır. Haramların olmasıdır. Her şeye ulaştığına inanan hayatının anlamını yitirmiş olur ve ülfet sarar onu. Bu manaya hayatımızdaki haramların olması cihetiyle bakarsan o zaman insanı anlamlı kılan ve canlı ve cevamlı oynak oynak yapan haramların haramların hayatımızda olması kaçınılmaz bir güç elde etmiş oluruz. Yani devamlı seni canlı tutan e, ulaşılamaz makamların, haramların olmasındandır. Gibi, o düşünce boyutunda doğru. Bu enerjiden bahsediyor. Güçtür. Ulaşılamazların olması, ulaşmaya kalkman seni aktif ediyor. Hayatımızda haramların, ulaşılamazların olması insanı inanılamaz kadar manen insanı büyütür ve güçlü kılar. Çünkü Cebrail'in ulaşılamazı yoktur. Haram yok çünkü. Mikail'in de yok. Meleklerden imtiyazlı kılan insanın ulaşılamaz makamları haramlarının olmasıdır. Yani o bir e ya. Hat yok. Yani. Yok. Nasıl? İşte o haramların varlığıyla oluyor. Çok tuhaf. İyi ki haramlar var. İyi ki yapamam, diyemem, bakamam. Haramdır, günahtır, ayıptır, vefasızlıktır. Ce Cebrail'in aramı yoktur biliyor musun dedim bir yerde. Bir yerde derken, Kırıkan'da böyle alemler. Bir tanesi vefat etti Debra. Dedi, seni niye alıyoruz biliyor musun dedi. O zaman gençti buraya. Onlar tefsir okuyorlar Arapça. <laughs> Beni de çağırıyorlar. Dört kişi oluyor, önüne ver. Ya diyor bizi de bir alışılmış şeyinden çıkartman için Risale'den böyle bomba atıyorsun ya yani bir cümle. Onla biz darmadan alıyoruz. O bizi sarıyor. İşte insan, insanı Cebrail, Cebrailleşmekten imtiyazlı kılan içinde haramların olmasıdır. İnsanda ulaşılamazların olmasıdır. Onda öyle bir şey yok. Nihayet tedenni ve terakki yolunu açmış. Abi ee... E, Cebrail Aleyhisselam'ın harem yok ama Cebrail Aleyhisselam'ın tanımsızlığı var. Değil mi? Evet. O levh-i mahfuzdan yukarısı ona tanımsız. Ama merak ediyor. Bana anlat diyor. Evet. O zaman ona da biraz demek ki yutmuş olmuş. Tanımı azıcık gelmiş veyahut gelmiş. Böyle bir şeylerin varlığını biliyor tabii. Ama yaşanılır olması çok zor bir şey. Hayatımızda Hayatımızda haramların ulaşılamazdan olması İnsanı inanılmaz kadar manen insanı büyültür. İnsana kendi sırlarını gösterir. Haramların olması insana kendi sırlarını gösterir. Mesela cama bakarsan karşıyı camı sırlarsan ayna olur. O zaman da karşıyı değil kendini görürsün. Haramlar ne olduğunu gör şimdi. Kendini görmenin sırrı camı sırladığın içindir. Ayna seni göstermesi sırlamasındandır. Eğer sırrın sırrı olursa sen de sen de seni görürsün. Yani sır olursa seni görürsün. Seni görürsün. Sırrın sırrı olursa sen de seni görürsün. Ee, ama öteki sır var ya Latife insaniyedeki daha ileri e, sırrı insan o başka. Cama bakarsan karşıyı görürsün. Sırlarsan kendini görürsün. Kendini gördün. Kendini görmek sonuç değil. Kendinde kendini görürsen o da ayrı sır. sır. Kalmadı. Ayna yok o zaman. Ayna vazifesini yaptı çıktı gitti. Bu da sırın sırıdır. Sır insanı olursa başka. Bu beşeri. Yani çok tuhaf şeyler oluyor bu memlekette. Kalbe geçiyoruz. Tamamdır artık. Esas mana odur ki dedik. 223'te. Kelimenin bulunduğu münasebet sistemi dışına çıktığında da değişmeyen manadır. Mesela esas mana buzdaki su gibi. Su gözükmez. Mana gizlidir. Buzda su gizli. Fakat buzu ortadan kaldırırsanız esas mana duruyor. Esas mana o. Yani sureti, kanuneti kalktığı zaman kendisi kalkmıyorsa esas mana odur. Onun için dünya kalkarsa sen sensin. Manas çünkü dünyanın esas manası sendin. Ölümle sen kalkmıyorsun ortadan. Buzun esas manası sudur. Buz kalktı ortada, su duruyor. Bu dünyanın kayyumu sensin seninle var oluyor, seninle tanımlanıyor, seninle tefşiş ediliyor, seninle diziliyor. Sana göre meyveler sıralanıyor, seninle mana kazanıyor. Esas mana sensin ama gözükmüyor. İşte dünya kalksın, yani buz kalksın, su duruyor. Kainat kalksa insan hala insandır. Esas mana sensin. Ölümle durmuyor ki bu olay. Ölümle zaman duruyor mu? Zaman akıcılığı surete bedendedir ama kanuniyeti ve vesaire hakikati kalptedir. Zaman akıcılığı duruyor mu? Zaman hala akıyor. Sen sensin, zaman da akıyor. O zaman değişen bir surettir, başka bir şey yok. Çok tuhaf bir an bunu anlamanızı isterdim. Zaman ahiretin en güzel ispatıdır. Ki o öldü, ben oldu, öldü. Zaman durdu mu? Durmadı. Zaman devam ediyor. Zaman devam ediyor, ama ben bir şey değişti, ama buzum değişti, suyum değişmedi ki, suretim değişti, ama su devam ediyor gibi. Suretim değişti ama zaman devam ediyor, zaman devam ediyor. Zaman devam edince ne değişti? Sureti değişti. E, hakikat ustat diyor ki, hakikat şey suret hakikatsız olmaz. Hakikat ile suret ifade edilmez, durur lefi mahfuzdaki her şey gelmemiştir. Ama gelenler hepsi surettir, hakikat oradadır. O zaman her gelen surettir, hakikata dayanıyor. Var olmuşsam hakikata dayanıyorum. Suretim gitti, hakikatim devam Zaman devam ediyor. Ölünce zaman durdu mu? Durmadı. E ben ne oldum? Devam ediyor. Sureti değiştiriyorum. Bir menzilden diyor ustad, bir menzile. Teptil mekan etme. Hepsi birbir içine. Zaten bu bu akılla onu çözebilseydim. E, o zaman idrak imal bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sikleti ağırlığı çekmez. Ama çok iyi biliyorum ki bu oradadır cennette. <laughs> değildir gene. Bu da vardır, o da vardır, o da vardır. Her şey vardır, her şey anda olacaktır. Hatta bu manzarayı seyretmek istemez misiniz? Gittin cennete. olan Zorlanmıştık kalkamamıştık yatakta Bir sürü de laf işittik şöyle oldu böyle oldu Ama geldik şöyle yaptık Ama şuraya bir dolaşalım Hiç bu Arnavutköy'ü merak etmez misin? Dolduğun yeri merak ediyorsun da Tabi geleceksin buraya O ayrı bir keyif olacak Ve peygamberimiz diyor ki Herkese bir dünya yaratılacak Niye? Benim çocukluğumdaki dünya ile 500 sene önceki Dedelerimin dünyası köy aynı mı? O da kendisine göre dünya, kö, köy isteyecek. Yani çok tuhaf yerdeyiz biliyor musunuz? Hepsi birbirinin içine girmiş. Ahireti falan gitmiyoruz. Zaten ahiretteyiz. Neredeyiz peki dünya? Düşüncelerimizin içinde olunca onun adı dünya denmiş. Kalbimizin içine geçersek cennette olacağız. Sette hakikatlarla olunca Allah'a emanet diyeceğiz ya bu zıtlar <laughs> nasıl bir araya gelmişti ayrıştı. O zaman aklını almayacak kot. ki ya nasıl bunlar bir araya gelmişti? Aynen, aynen. Bunlar ayrı şeyler nasıl birleşmişti? Hadi bir gidip bakalım ya nasıl oluyordu bu iş işte falan. Suretlere gidip bakalım. Diyeceğiz ki Hasan böyle gözüküyordu. Vay be. Altına bak ne kadar sahteymiş ya. Yani <laughs> Yani sureti böyle. Sureti böyle. Onu açmayın kapıyı. Kendisi biliyorsa açsın. Açmayın. Ciddi diyorum açmayın. Kendi şişimi şey biliyorsa açın. Yoksa zile basarak açmayın. Bu saat bitti. Bir bedel ödemesi lazım. Öyle bedava yok yani. Bu iş. Şimdi bakacaksın sureti bu. Hakikati. Hakikati ha Allah Allah. Oza şimdi orayı anlamıyoruz ya. Hepsi aynı anda her şey nasıl olur? Her şey her şey nasıl olur? Nasıl olacak? Her şeyin her şeyini ve her ciheti ortaya çıkacak. Tek şey olacak. İlim tarifi ya usta, 550 sözler. Her şeyin, ne demek? Her şeyin, her şeyini, başka her cihetini, bağlantılarını. İlimin yönünü de tarif ediyor yani. Yo. İlim bu taraf olduğunu tarif ediyor. Çok harika bir <laughs> var. Çok. Fakat kelimeler esas manadan ibaret kalmaz. İstisnasız bütün kelimeler bulundukları kültürden etkilenir ve tali, tali kavramlar kazanırlar. Yani muhakematta bunu çok şey yapar. Yani bir aslı bir mana lefi mavzdan çıktı. Bunu örf, anane, kültür ve gelenek. Onlara her herkes bir şey ekliyor. Örf oluyor, anane oluyor, van oluyor, tabir oluyor, lugat oluyor. Düşünce oluyor, pencere oluyor, hal oluyor, his oluyor. Çok tuhaf yani. Ama hakikat orada şeye benziyor. okulda böyle hoca oynattırırdı. Birisi kulağına bir şey derdi. Bakayım son oradan ne çıkacak? Kalem dedi öteki tarafa baktı o küs çıktı. En söz oğlum dedi eden o küs. Ne alakası var? Kalem söyledi. Kazık diye anlaşıldı. Kazık o küs bağlandığı yerde diye öyle gitti. Kulaktan diye e şey böyle. Yani Lefi Mahfuz'dan mana çıplak çıktı. Örf, anane, kültür, gelenek buna elbise giydiriyor. Giydirince ünvan olur, alamet olur, simge olur, sembol olur. Şu i̇nsan şekil olur, mana olur. Çok tuhaf ya. Yani. Diyor ki işte fakat kelimeler esas manadan ibaret kalmaz. istisnasız. Bütün kelimeler bulundukları kültürden etkilenir ve tali anlamlar kazanır. Yani asıl olmayan ee, şeyler eklemeler girer içine. Buna da izafi mana denirmiş. İzafi buymuş. Kelimenin izafi manası denilen şey o kültürün ruhunun somut olarak kendini göstermesi ve o dili kullanan insanların psikolojik eğilimlerinin gerçek görünümü ve yansımasıdır. Bu noktada kalp kök manaya gelir. Kalp kökmüş. Ama biz eklemişiz diğer taraflarını. Ama çıktı ağaçtan kök. Dala bak, yaprağa bak, kokuya bak, ayvaya bak. Çiçeğine bak. Ama köke bak. Hiç öyle bir şey yok. Bir de okuyayım bu şeyi. Çok önemli. Kelimenin izafi, izafin olduğunu anladık. Yani e, hakikat olarak nefi mavuzdan çıkar. Örfaneli kültür gelenek ona elbise giydirir. Alem olur, ünvan olur, simge olur, sembol olur. Bunların toplamına izafi mana deniliyor. Ona dayandırılıyor. Ama örkten, kültürden kültüre o değişiyor. Hurmayı burada ne anlaşılıyor? Arabistan'da ne anlaşılıyor? İncir burada ne anlaşılıyor? Hatay'da ne anlaşılıyor? İncir kelimesi yani. yani yüklenmiş evet, giydirilmiş mana. Yani yüklenmiş değil, giydirilmiş. Ona man. Kelimenin izafi manası denilen şey neymiş? Sayfa 223'ten okuyorum ha. Sizde var. O kültürün, o kültürün ruhunun somut olarak kendini göstermesi. Yani o kültür bununla kendini ifade ediyor. Onun için dil, bir milleti esir etmek istiyorsanız, yok etmek istiyorsanız savaşla yapamazsınız. Dilini değiştir. Kökeninden koparttın. Fırtına gelse, ağaç kopsa yas Yasin, dalı parça olsa, gövde de kopsa, korkma gövde, gö kök duruyorsa çıkar. Ama kök söküldü mü, tamam o bitti. İleride yeşil bile olsa ağaç, o bitti o. Onu alırlar bir yere maya yaparlar. Yani aşılarlar. O'ydu ama başka bir şey oldu. Bir milleti esir etmek istiyorsan, köle yapmak istiyorsan, yok etmek istiyorsan adınız gibi bilin dilini değiştir. Aynı zamanda bu manada Risale-i Nur bizim kök çekirdeklerimizi canlı tutuyor. Risale-i Nur sadeleştirmeye ihanetini yapanlar bilerek bu zalimliklerini biliyorlar. Bu zalimliğini biliyor. Onun için Risale-i Nur ee, bir milletin inşasıdır. İlle fikrinin ve inancının inşası değildir. Bir milletin yeniden inşası. Kendi aslından kopartılmak istenen, kendi kendisini kendisinden etmek isteyenlerin gayretini suratına çarpmasıdır. Yani kendisini kendisiyle inşa eden bir gayrettir, bir faaliyettir Risale-i Nur'un dili. Ağır dil değildir. Bana demişlerdi, ya biraz e, ağır değil mi? Bir civatayı duvara şey yaparsanız, laşka, yalaka olursa diş tutmaz. Ya diştendir ya duvardandır. Ağır değil. Nedir peki? Biz çok hafifiz. Yalakallaştırıldık. Aslımızdan, kökümüzden sökülmüşüz. Bir milletin inşasıdır. Mil, bir milletin ihyasıdır. Risale-i Nur'un kültürü. Risale-i Nur kültürü bir milletin doğuşudur. Çok iyi biliyorlar bunu, bu dili, bu milleti kökerden, kökünden kopartmak için. Onun için bir gecede dünya tarihinde gözükmemiştir. En az bir 10 sene verirler, bir sene verirler. Paranın değişikliği bile birkaç sene verirler tedaviden kalksın diye. Bir gecede para değişti olmaz. Öyle bir kasıt var ki Tamamen kütüphaneler yok edilmesi adına, ilimden kopartılmak adına bir gecede lisan değiştirilmiş. Hiçbir şeyde bu telakki hiçbir şeyle izah edilemez. Evet edilir. Bu en büyük ihanettir. Sonra çıkacak bu şey. Onun için Risale-i Nur'u bu noktadan da bakın. Bir milletin inşası ve ihyasıdır. Aslına, aslı kökünün canlandırılmasıdır dedi ki kelimenin izafi manası denilen şey virgül o, kü o kültürün ruhunun somut olarak kendini göstermesi ve o dili kullanan insanların psikolojik eğilimlerinin gerçek görünümü ve yansımasıdır. Konuşması aynı zamanda adamın psikolojisini de tanıtıyor. Mesela bir adamla konuşun. Ben değil ya sen de hepimiz. 3-5 dakika konuş. Bu adamın zihniyetini ve psikolojisini anlarsın. Ya sen anlamaz mısın abi? Anlarsın tabii abi. PTT'de gelse o memur sahip kullandığı meramını bile anlatırken 3-5 kelime kullandığı kelime mesela adam bir tanesine gitmişti. Her kurban dedi. E tamam. Bir tane çıktı işte. Menzile bağlı bu adam. Oradan besleniyor. Ha kurban diyor. Söyle kurban diyor. Tamam. Bitti yani değil mesela. Kardeşim dese Risale-i Nur talebesi. Ve en azından o dese yani kullanır tabi yaklaşım hemen onu kendisini ayan ediyor. Yani psikolojisini de anlarsın çok rahat. Bu bu noktada kalp kök manaya gelir. Kalbin tekabül yani dönüştürme ve dönüşme kabiliyeti sebebiyle de hayatın hareket ilkesine hizmet eder. Niçin değiştiriyor ve değişiyor veya değiştiriyor değişmiyor? Çok tuhaf insanı canlı tutar, tutmak içindir. Alemden aleme yapmak içindir. Kalp, kalbetmek. Niye dönüştürüyor? Dönüşmek için. La mekanet yapıyor. Kalbin tekabül yani dönüşüm ve değiştirme kabiliyeti sebebiyle de hayatın hareket, hareket ilkesine hizmet eder. Bu çok hoşuma gidiyor. Harekete hareket derken Mehmet bu madde hareket içsel hareketi de onu değiştiriyor. Devamlı değiştiriyor. Devamlı. Değişmeyen su, sabit su bile ne olur abiler? Kokar. Kokar kokar. Eylem ve zeka yani fiil ve mana insanı hayvandan ayıran ve ana değişme özelliğini bahşeden kabiliyetlerdendir. Yani zeka ve eylem, ibadet. Yani ibadetle eylem. Mesela şöyle bir şey diyeyim. Bak karşınıza geçiyorum bir şey anlatacağım. Çok tuhaf ama bu. İlk önce şunu <laughs> okuyayım da ondan sonra bunu yapacağım. Hal olmazsa mahal olmaz. Mahal olmayan yerde de insan olmaz. Bak şimdi. Namazdayım. Allah'u ekber. Buradaki faaliyetim kıraat. Bu kıraat e, okurken bende bir şey uyanıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin rahman Rahim derken bir şeyler uyanıyor. Bu bu haldır. Tamam ha, ha Şey halet. Şurada Subhane Rabbiyel olayım. Subhane Rabbiyel ala. Ettehiyat okudu. Her bir mahalde farklı bir icraat yapıyor muyum? Birbirine benziyor mu? Benzemiyor. Tesbih var. Bu ayet. Bu tesbih şey değil. Ayet değil. Bak kıyam da farklı bir şey. Bir hale bürünüyorum. Rüküde başka bir hale bürünüyorum. Secde de başka bir hale bürünüyorum. Bak. Eee işte. başka hale bürünüyor. Hepsi farklı farklı mı? Hepsine ayrı bir melek mi var? Kıyamda olan melek var. Rüküde olan melek var. O halet aktif oluyor. Meleklere iman. Ona dönüşmek. O oluyoruz. Meleklere iman. Kıyamdaki melek. Rüküdeki melek vesaire. Ama insan buna camidir. E, Fatih okurken "Subhan Rabbiyel Ala Azim Rabbi derken oluşan haletle toplamıyla oluşan halet türüye tektir. Bunlar tek 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 tektir. Farklı farklıdır. Ama bende bir dünya var şimdi. Böyle bir şey. Latife-i Rabben huzur var. Huzur bunlardan beslenmiş ama bu değildir. Bu miraç budur. Seyrü sülükünden ibaret. Seyri sülük yapıyorum. Allahu Ekber. Allahu Ekber, Semiyallahu Men Hamide, Allahu Ekber, Esselamu Aleyküm. Bu seyri sülüktür. Seyir, sülük. Seyahat ediyorum kendimde. Sonuç ne? O huzur. Kıraata bak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Subhani Rabbil Azim. Ettehiyat. Hepsi farklı. İcraat farklı. Sonuç bu farklılıkların cemiyidir. Tevhid bu. Bu vahdettir. Tek tekler. Sistem. Vahdet yani. Ehadiyet. Allahu Ekber ehadiyet. Semiyal Allahu Ekber. Vahdet. Şey ehadiyet. Secde ehadiyet. Tayyat ehadiyet. Hepsini cemi vahidiyet. Şimdi Elhamdülillahi Rabbil Alemin okurken bende oluşan bir hal var ya. Duygu biz. Huzur. Koy şey. Kaba koy. Rüküde oluşan bir halet koy. Kaba. Ama hep bunlardan daha cami. Bunların ötesinde arkasında Cemül Cem bu. Cemül Ezdat değil. Ezdat değil burada. Birbirini tamamlayan birbir bir içine giren bu manalara cemil cem deniliyor. Birbir bir içinde. Yani çekirdeğin içinde ağacın olması camül lezdat değil. cemil cemdir. Hepsini cem etmiştir. Ama insan ise melekleri de şeytanı da cem etmeye tarafına camül Ezdat denilir. Zıtların cemi bu. İman küfür. İman ettikte küfür yok olmadı. İtikat ettik diye şirk yok olmadı. Camül lezdat denilir bu. Ama cemil cem olursa Aynı manalar mer meratipler, hakikat meratipleri, seyri sülük, esmaların. Şimdi bakın, Fatih okurken oluşan alet, halet rüye. Rükideki alet ama hepsine cami, cemul cem, o huzur. Bunlardan beslenmiş ama hiç buna benzer. Huzur, hazır olduğu için onun salıdır. Ben de ortaya çıkan Musa ile konuşur Allah C Aleyhisselam'la. İsa ile konuşur Cenab-ı Hak. Muhammed Aleyhisselat ve Vesselam'la da konuşur. Çalıda da konuşur. Elma ile de konuşur. Konuşuyor zaten. Ama senin Fatiha ile konuşuyor sende. Rüküde konuşuyor. Subhane Rabbiyel Azim dediğim zaman diyor da bir ömrüm şey bir senelik ibadetimin toplamından daha huzurlu oldum diyor. Ondan anladım ki diyor sahabelerin e, imanına ibadetin yetişilemez. Turfan'da olduğu için. Ben diyor 27. sözden söylüyorum. Subhane Rabbiyel Azim. Fatiha'da bahsetmiyor ha. Bu tespitten bahsediyor. Bir parçadan. Elhamdülillah Rabbil Alemin'den bahsetmiyor. Subhane Rabbiyel Azim dediğim zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Turfan'da getirdiği bu tesbihi diyor. Olduğu gibi hissettim diyor. Olduğu gibi kalbime aktı diyor. Sonra anladım ki sahabeye yetişilmez. Çünkü onların hayatları hep buymuş. Ama ben bir rüküde yakaladım diyor. O hayatında yakaladım. Ya. Peki nerede seyahat ediyorsun? Sıyrılıyorsun namazda ya mevcudattan. Allahu Ekber. At, arkaya atıyorsun. Gündüzden sıyrılıyorsun. Seyahat ediyorsun Miraç. Nerede? Gece. Onun için gece olur seyahat. Seyri içeride olur. Onun için Miraç gündüz olmaz gece olur. Ey enfuste olur. Ya. O haleti rüyayı, huzuru tanımlayan ehad, ehad ehadlar, ehadiyetler ne kadar parça parça... Elhamdülillah, Rabbil rabilalemi okuduk, gitti mi? El-memterekey feal fil, fi'il inna ken Okuyoruz da bir şey de koyuyoruz. Fatih okuyoruz etmiyor. subhan okuduk, Fatih okuduk, Zamm-ı okuduk, rukeye gittik. Rukeye gidip gelmekte farklı şey kullanıyoruz. Yönteme bak. Allahu ekber, semiallahül menhamd. Farklı kullan. Ama hepsinden öteye, hepsine cami, hepsini kullanmış ama o olmayan huzur. Bak eh, vahidiyet. Ustad 40 senelik ömrümde, 30 senelik tahsimde işte cüz, cüzi, kül, külli, soyut ve somut. Bunlar hepsi cüzdür. Toplamı küldür. Soyutta böyle. Cüz, kül, somutta kullanılır. Mesela Elhamdülillah Rabbil Alemin cüz. Subhani Rabbil cüz. Bütün namaz küldür. Miraç yaparsan her bir haletler cüzidir. Halet rüye genel huzurun külliidir. Kalp başka bir şey demek ki ya. Devam edelim. Bizi kalp acayip yapacak yani. Kalbin okuduk konu Eylem ve zika değiştiriyor. Yani Osman'ın hatırlattığı istidatlarımıza hat ve hududun olmadığını hat yok. Hani sokak ağzıyla söylenmiş ya ecdat ne güzel demiş. Haddi zatında bu böyleydi. Zatın belirlediği hatlerde hududumuzu aştık. Hududundan çıktın. Haddi zatında. Zatın hat Allah'ın hat koyduğu şeyin içinde ol veya dışında anlatıyor. Hocam, hatta aşan demek? Evet. O da geliyor. Evet o da geliyor. Haddini aşmış. Kur'an'da akıl kelimesi akletmek şeklinde her zaman fiil kalıbıyla kullanılmıştır. Kendi içsel alemini aklıyla dışsal harici mülk alemini işlerini de zekasıyla değiştirir insan. İçini aklıyla eylemlerini zek zekasıyla başka bir ifadeyle enfus alemini irade ile mülk alemini, ceset alemini ihtiyarı ile değiştiriyor. İkisi de irade, tercih kabiliyeti, ihtiyarla irade aynı zannediliyor. Oysa ihtiyar dışsaldır, eylemseldir. Mülktedir, kesafette de. Ama şey ise, <laughs> akıl ise enfusiydi, zeka şey gibi yani irade tercihler enfusidir. Elestu bi rabbikum kalu bela diyen ihtiyar değildir. İradedir. ezan okundu namaza gidelim <laughs> diyen ihtiyardır. Onu içsel aleminde bunu yaptıran iradedir. Yatsı namazını kılmadığın halde sıkılan iradedir. Kalkmak şey yapamayan ihtiyardır. Tamam. Devam ediyorum. Yani burada da kullandık akıl ve zekayı. Kalpteki Fuat, iki nokta ise seven, isteyen, arzulayan, acı çeken, yanan kalbin Fuat. Buymuş yani. Fuat, dedik ya nedir o Fuat? Kapten biraz da içeride. Cevizin o beyni. Ee, yeşili, cevizin yeşili. Saat veya gönül. Kalp ise cevizin tahtası. Fuat ise cevizin o beyni. Lup ise onun yağ lezzeti, zevki. Ee, Sübeyde kalp ise cevizin o yazılımı. Denası. Kaptaki Fuat neymiş? Seven, isteyen, arzulayan, acı çeken, yanan kalbin Fuat. Ee, kaf lebe, kökünün yukarıda sıralanan fiil ve isim iştikaklarının yani iştikak onlardan türetilmiş. Yani iştikak şöyle türemek bir kökten ayrılan kelimelerin asılları ve birbirleriyle olan münasebetleri meydana gelişleri. Oradan türetilmiş inşikak <laughs> fiil ve isim iştikaklarının dönmek, değiştirmek, değiş bak zaten manasını yazdım. Dönmek, değiştirmek, değişmek, öz, lüp, halis olmak gibi manalar etrafında bir anlam ağı oluşturdukları dikkati çekmektedir. Yani arkadaşlar ne okuyoruz biliyor musun? Kalp projesinde ilk önce kalbin yapısı, sisteminden Arapça vesaire işlevlerine bahsediyor. Sonra Risale-i Nur'a şöyle gireceğiz. Hani ondan yani belki sıkılıyorsunuz ama böyle bir metin şeyi tamlamasından sıkılmayın yani. Çünkü bu da aynı zamanda inşa ediyor sizi. Hasan abi bir şey sorabilir miyim ben? <laughs> geç geldik ama. Şimdi diyoruz ya. E, dima ve vicdan e, kalbin ayakları. Dedik, <laughs> ayakları. Evet. Ayaklar. E, onun ayakları. Şimdi bizim bu konuştuklarımız vücudu mudur yoksa o ayaklarıyla olan iltibat mıdır? Yani o vücut mudur yani Kim şu an? Tabii ki vücut. Mesela uygun. Fuat deyince çünkü yakmaktan bahsediyoruz ya. Biz bu zamana kadar hep yakın vicdandır diyebildik ya. Vicdan da E mesela diyelim ki bir şey sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Mahiyeti ruhtadır, hakikati kapdedir kanuniyeti içsel alemde vicdandadır, sureti dimadadır. Ama dimasif düşünürsek sureti serbest bölgedir, kanuniyet akıldadır vesaire. Değil ya. Şimdi bu hissin yak, vicdanın yakması e, Cuma günü Bayrampaşa'da bahsettim. Dün de aşağıda bahsettim biraz. Mesela sıkıntı. Sıkıntı bir latifedir yani. Sıkıldığımız için sıkılmıyoruz. O latif aktif oluyor. Sıkıntıyı tek şey yaptık. E, tek endide. Sıkıldım. Canım darlandı. Mesela vefasızlık yaptı sıkıldın. Ayağın kesildi sıkıldın. Hepsini aynı şey kullanıyoruz. Amin aynı şey. Vefasızlık yapana sıkılınca veya psikolojin böyle sabah namazını kaçırdın diye. O sıkıntıyla bugün hasat, hasılat iyi gitmedi. Veya birisini kavga ettim. Sıkıntı aynı mıdır? Sabah namazına kalkamamanın sıkıntısı nasıl bir şey? Tarif edilemez o. Tarif edilemez bir şeydir o. Kalkamayan bilir. Ha, peki... Nedir o? Sıkıntının dört menbaı var. Bu sorduğun için yani hangisidir? Yani bu sır latifesidir. Latifedir. Kim aktif eder? Aklın sıkıntısı var. Vehimle olur. Fikirle olur. Zanla olur. Şüphe olur. Tereddütle vesaire. Sureti budur sıkıntının. Kanuneti vicdandadır ve hissidir. İbadetiz, i̇badetsizlikten, marifetullahsızlıktan, El hubbu filla vel ve buzu filla, dostunu düşmanını Allah'a göre yapmamaktan geliyor. Kaldırması da var. Bak o da sıkıntı, o da sıkıntı yapıyor. İsmi aynı ama tanımladığı yer farklı. Kalpteki sıkıntı, insanlığın çöktüğü. İnsanlığın mı yok ya deriz. Çaresi telk ve tecerrüttür. Vicdanın sıkıntısını nasıl kaldıracaksın? Ubudiyetle, evratlarla. Yani mesela birini sevdiğin zaman muhabbet ettiğin şeyde kalp devreye giriyor. Onun özlemi, hasretinde vicdanı yanmıyor. Vicdan biraz daha işi, muhakeme kısmı gibi. Yani, yani demek sevdiğin ki... Sevdiğin kişinin hasreti ya da o yangını vicdani bir şey... Artık alemimizde bu dört sistem oturması lazım. Evet. Yani her şeyin hakikati o ayakların dışında, o göğsünde. Evet. O yani o mesela kalp dimağla beslenir vicdanla eyleme geçer. Dimala ile, vahiy ile kula vicdanla doğum yapar. Ve vahi sureti dima geliyor ya. Kalbin ve neydi? Beşamiyedeki şey. Ruhun. Yok, e, vicdanın ve ruhun anasına bas. Ha kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Evet. Tabii kalp bak kalbin ve isim temayülatından çıkar. Yani kalp kendisini fiilen vicdan yoluyla yapar. Ama e, şeyi besleyen, kalbi fikir olarak besleyen vahi bak. Kulakla insan e, doğa şey yapar. Mayalanır, ağızla doğar. Ağız gibi yani doğar. İşte insan dima ile kalbi mayalar, çünkü vahiy dimayı iksirler. İksirlenen akıl, kafa kalbi maya mayelendirir, mayalandırır. Mayalanan kalp vicdanla kendisini fiile dönüştürür. Vicdanı çıkar, kesinlikle adınız gibi bilin, fiil yoktur. Çünkü usta söylüyor. 77-75 Fiil nedir? İlim değildir. Adam nedir? hafızdır, namazı yok. Sebebi? Vicdan yok. Kafası var. Kafası. Buradan aşağı inmiyor. Kalbin ve isin temayülatından çıkan fiil. Adam kütübhanedir. Devdir. Acayiptir. Ama bir bakıyorsun ki Allah Allah bu ilimle adam arşa gider ya diyorsun. Adam namaza gidemiyor. Hasan abi o dediğiniz bir ya ya tahtayı yapsak? Hangisini? Yani kulakla mayalan şey Evet evet onu göstereyim. Yani o o silsile bence şey yani önemli yani. Evet mahkematta bir yapmıştık hatırlıyor musun küçük çekmecede. Aynının biraz teknik şeyi. Evet buna baktınız mı? Yani kulakla iksirlenir. İksirlenen dima kalbi mayeler, mayalar. Mayalanın kalp vicdan yoluyla fiile, vicdandaki his yoluyla. Hi Vicdandaki şuraya şunu ekleyeyim. His yoluyla eyleme dönüştürülür. Sırf bunu yaparsak sırf kafayı yukarı kulakla şey yapan, iksirlenen yani kulakla dolan Doluyor, doluyor, doluyor. Kulak yoluyla dolan, ağız yoluyla doğurur. Doğurabilmesi için do dolması gerekiyor. Bu cihette meyreme benziyor kafa. Kafa meyrem oluyor. Yani vahiy ile e, kulak bozulmadan, e, vahiy ruhul kudüs geliyor, onu iksirliyor. Bu psikoloji de bize neyi katar? Ne bütün merkez buraya bağlı olduğu için buraya hakim olan her şeyine hakim olur. Kafasına hakim olan mesela şey bilir Fikret kardeş doktor bilir. Nadir abi hepimiz biliyoruz. Hassastı bir yerde rüzgarda şu anda duramaz değil Böyle duramaz diye. Sonra sıkıntısından dolayı kardeşler sıkılmasın odada diye bizim yanımıza hatırlatsın Mehmet. Yemek yerken gelirdi ve latife yapardık. Otururduk tekerlekli araba. Ama üzerine atlet yoktu ve pijama vardı. Yani değil burada durması ne giyse giy. Peki ne oldu? Niye durabildi? Öyle bir şey değil, olmuyordu. Demek ki burası olmayınca vücutta rahat ediyor. Zaten yoğun bakım odur yani. Aklı karışmasın, rahat dursun. Yani aklı devre yapınca vücut nefes alıyor. Yani çünkü ister istemez hayal ve düşüncelerle kan değişir nabız deşir, o deşir, bu deşir. Onu deşince onu da ciddi ve sihatlı bir verim alamıyorsun. E, onu yapıyorsun. Demek ki kafa o kadar acayip bir şey ki kafayla değiştirirsin. Mesela dini ifadeyle yapayım. Kur'an okurken ilim, irade, kudret ve emiri tazamın ettiği için oraya adreste orası için olur. Oku. illeti İlleti Sanki şeye benziyor. La teşbih ve la temsil. Ee, çukur ayna var ya güneşe karşı tut sigaraya tut böyle veya bir kağıda tut çukur e, ayna ile sigarayı kağıdı yakarsın. Yani vahiy güneş olsa çukur ayna düşüncelerindir. O bir yeri yakman da bedenin herhangi bir yerini ya hasta edersin ya siyahat verirsin. Çünkü bir şey aysittir, B ise B eşittir A'dır. Düşünceyle hasta oluyorsa düşünceyle de sihat bulursun. Düşünceyle hasta olunuyorsa tersi de mümkün. Böyledir. Hasan abi burada kalbi mayalandırın diyor ya. Şimdi kalp o zaman ne yapıyor? Mayalandırmada ne oluyor? Sütü mayalıyorsun, süt yoğurda dönüşüyor. <laughs> Sonra eylem o yoğurttan da tereyağı çıkartıyor. neyi değiştir, dönüştürdü burada? kelamı fiile mi dönüştürdü? Maalesef. Yani evet, vahi Vahiy geldi, dima değiştirdi. O değişince, yani iksirlendi, o değişti. Sonra kalbe gitti. Çünkü ses... Kendini Evet. Sonra kalbini nesini değiştirdi. Kalbin o dört sistemini ustadın tabiriyle süveydayı kat değişiyor. Süveydası değişiyor. Şey de olur ya süt hani şey yaparken sanki hani bir tane de şey alman lazım. Maya. Onu mayalayacak iksir yani bir şey lazım. O sanki dima gibi. ilk önce birisinden gidiyorsun yoğurt Zor <laughs> evet. zaten, zaten yazılım da o. Dima gibi onu alıyorsun. Bizim kalpte dönüşümün olacağı tencerede onu katırıp mayalıyor. Şey de sirkede çok bu, çok belirgin bu. Yani sirkenin şeyi var, anası derler. böyle tortudur ya böyle. Yani yoğurt bir kaşık sütü çalarsın biraz benziyor ama e, sirkedeki o maya böyle deniz anası gibidir. Sütle yoğurt aslında başka bir şeye dönüşüyor. Başka bir şeye dönüşüyor. Yani sü, yoğurtla sütü yoğurt yapıyor. Ama öyle değil yani. Kelam mi o zaman? Demin evet, şey yani bu kalp de, burası kalp. Burası kalp. Yani kudret. Kalp mi evet. Onun şeyini yaptık. Yani bu abi, evet ilim. <laughs> tasdik. Şurada Evet, vicdan irade ilim, irade emir var bizde. O da vicdan, bu vicdan diye ya, şuradan yapalım. Şuradan da ruh olsa Bu da ruh. Kulu ruhu min emri rabbi. Emir. İlleti tam oldu. Bu da fiil. Hep Ali'nin kabahati. Cüsseli Ali'nin. Niye tek i koyuyorsun Ali? Eylem. Arkadaşlar, kulakla dolan, ağızla doğuran, e, vahiy ile iksirlenip kalbi maya mayelendiren, vicdandaki hissiyle, e, aynı zamanda o ruhun dört havasıdır vicdan. Şurası vicdan, şurası vicdan. Ayrı bir birim. Yok. Yani Aha, hayır şöyle bir şey. Vahiy olunca emir olması lazım. Çünkü İmam-ı Mübin ilim emirdir. Hmm. Yani kitab-ı Mübin, İmam-ı Mübin diyeceksek emiri de bulmamız lazım. Ama illet oluşması için e, ilim, irade, kudret. Yetiyor o fiil yetiyor ama bu e, kutsi mesela diyelim ki insanın kendi ürettiğine ilim iradesi yetiyor ama vahiy olduğu için emir lazım. Ruh, ruta Çünkü ruhun dört havası ve vicdanın dört ana sırası irade zihnim. Bu emir olduğu için kelamla fiile dönüşüyor. Adam hafız namazı yok. Emir yok yani. Emir yok. İlleti tamirli oldu. Onu da bir iki üç Dört. Kur'an illeti tammelidir. Kur'an illeti illeti tammelidir. Yani ilim, irade, kudret, ve emri tazamun ediyor. Çok önemli bu. Öyle bir tespit ki son zamanların en güzel tespitlerindendir. Kur'an'ın illeti tammi olmasıdır. Ama bu Kur'an'a az. Normal Normal e, olsa illeti tamme illeti tamme için lüzum e, lüzum vücut, vü, vücut 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 değil, vücut, vücut diye ki zaten vücut olacak. Hucup lüzum. Değil mi? Şey zaruret. Zaruret. Bu yetiyor. Ama bu Kur'an. Kur'an'ın illeti tam olması için. Aynı zamanda bu lefi mahfuz oluyor. Lefi mahfuz. Yani ...İmam-ı bin bin. E, şimdi illet-i karşısında e, durulabilir mi? İllet-i ise bir şey. Durulmaz. E, peki ben nasıl bozabiliyorum? Bana vahiy geliyor, ben affedersin tınlamıyorum ya da tam tersi yapıyorum. Yani ben illet-i bozacak bende bir yapı var. Yani onun karşısında ben duramamam lazım. tamam. Tamam işte, şey yapıyor. Bende ne var? Bak, kafirin de yapıyor. Kafiri de bozuyor. Nasıl bozuyor? Yani nasıl bir yapı var ki ben, i̇şte ben illeti tammenin karşısında ya... onu bozabiliyorum? Yani illeti tammenin, gene illeti tamme oluyor bak. Ben onu ezilmeleri Kur'an, Mavüşi şifa ve rahmetül mülk zalimine ilahası husranı arttırıyor. O da bir netice. O da değiştiriyor bakın. O da o da oluyor. Ya, onu da küfrünü arttırıyor. Diyelim ki din yok. Kafir olur mu kimse? Peki tam kafir de değil. Ben de yapalım biraz daha. Tamam bir yapalım. yapalım. Yani ben işte ayet geliyor. Hiç şey yapmıyorum. Ben de tesir etmiyor. Yani o ayeti ben aldığımda atıyorum secdelere kapanmam lazım. Mesela... Çünkü sen de e, kelam ilahi olmadı ki kelam olursa. Ama bende bol, o illet hamime geliyor bende bir şeyler oluyor. E, tamam da işte eğer senin aleminde diyelim ki uyuyorsun. Uyuyorsun Kur'an çalıyor. Secde ayeti geldi. Kalkıp secde ediyor musun? İksirle, Duymuyorsun. farkıyla ilgili bir Evet tamam. yani e, Kur'an senin aleminde Kur'an değil ki. Ama mutlaka ya, ha onu şöyle fiile nasıl dönüştürür onu söyleyeyim. Meale şöyle diyor. Hem eee muhalifiyle hem zıttıyla söyleyeyim. Her bir günah içine küfre gidecek yol var ya. Günah yapanın yanına bir şeytan yaratırız diyor. Bunu tersiyle düşün. Her hayır ki Kur'an Kur'an tanımlamış. Melek yaratılır. Kur'an okunurken niye bende illeti tam oluyor? Niye olmuyor? Kur'an okunduğu zaman Allah melek yaratıyor o melektir zaten. Cisimleşmiş ama latiftir. Sendeki oraya geleceğim daha. Demek ki Kur'an okunurken sureti lafız, dimada fikir, kalpte his, Ka şey, vicdanda his, kalpte duygu, ruhta latifi oluyor Kur'an. Bu melektir. Melekelerimiz uyanıyor. Melekeler uyanıyor. Ama diyelim ki Kur'an okuyor ama sağırsın. Hiçbir şey olmaz sana. İlleti tamir olmadı ki. Çünkü sende ilim yok daha. İlim yok. irade yok. İlleti tamir aktif olmadı ki. Bu Kur'an'a muhatap olursan illeti tame yani ona verdiğin değere kadar değer alıyor. Yani illeti tame olması için ilim olmanız lazım. Kur'an'ın Kur'an olduğunu, benim konuşma Kur'an olmadığını bilmen lazım. Kur'an olacak. İrade lazım. Şey ilim lazım. İrade lazım. Evet. Yani yoksa herkeste ister istemez olsa cebir olur. Yani ama usta evet. Usta da diyor ki ki şey, Risale-i Nur için bir sene anlayarak diyor. Bu dakika olur diyor mu? Olur Hayır. Yani. Olmaz. Kendi kabul eder, kabul eder, kabul eder. Anlayarak ve kabul ederek. O zaman olur. Birinci şudur. He, yani mutlaka anlaması lazım. Yani kendi çapında her şeyini değil. Ama anladığını kabul etmesi lazım. Anlayarak hangi neyi anladıysa onu kabul edecek. O zaman illeti tam oluyor. Adamda ilim yok. Kur'an'ı duyuyor kafir. Diyelim ki duymamış. Müzik gibi zannediyor. İlleti tam olması için onun kelam ilahi olması lazım. Bilmesi lazım. Ama küfürden hangi küfrünü kastettiğim sülmünü arttırır? biliyor adam. Ademi kabul değil, kabul Adem olan zulmünü, küfrünü arttırır. Ademi kabul başkadır. Yani adam benim böyle bir problemim yok. Yani lakayt, idealist kafir değil. Lötür kaf. Ama adam yol açıyor. O konuda deliller çıkartmaya çalışıyor. Aktif. Bu ademi kabul değil. Adam kalsın aklınıza. Ademi kabul, a kolay o. Kabul Adem. Yani yokluğunu kabul ediyor. Ters. kabul Adem. Adem'i yani yokluğunu kabul ediyor. Adem'i kabul ise Adem'i kabul zaten lakaytlıktır. <laughs> Yok diyor. Ötekisi yokluğunu ispattır. Kabul. Onun için e, her kişi kafirin zulmünü artırmaz Osman. Adem'i kabul. Her Müslümanın da şeyini arttırmaz. E, mesela okunduğu zaman şifa olmaz. Onun olabilmesi için illeti tamir lazım. Kur'an herkese şifa olur mu? Evet Kur'an'da şifa var ama ilim olması lazım. iradesi olması lazım. Kudreti aktif olması lazım. Yani açması lazım. O zaman illeti tamir. Illeti tame için lüzum, vücub, zarret lazım. İlim, irade, kudret lazım. Yani palt diye bir sokakta Kur'an okuyor. Aa, herkes baktık ki evde secdeye kapandılar. Öyle cebir olur. O melaikelerde vardır. Hani diyor ya her haramda her sol, tarafta haram işleyenin yanına bir şeytan yaratırız. Ne işe yarar bu şeytan? Bu öfürür vehim yapar sana. Onun için işlediğiniz her bir günah kafamıza giren her bir soru şüpheler vesveseler kalp ve ruhumuza yaralar açar. Eylemsel olarak nasıl gözükür? Lisanen zikre kalben ubudiyetimize halel verir. Biraz da ileri nefret nefretkarhane uzaklaştırıyor o insanlardan da uzaklaşıyorsun. Onun için çok önemli yani doğru şey dokundun. Ben kabul edilmiş veya kabul etmiş kafirden bahsediyorum. Mesela e, husranını artırır hangisinin? O münafığın. Kabul adem olan. Onun arttırıyor. Kur'an gene mi ait? Öyle geçiyor Eşaz-ı Diyor ki necm nec parça parça inmesinin bir hikmeti neymiş biliyor musun? Müslümanın imanını Kafirin gayzini arttırmak içindir diyor. Şart yazıyor. Hırtlarına basıyor. Genemi etindi, Gönemi indi Her onu bırakmıyor azapta. Allah bir azap verdi dün, bugün de bir azap verdi. Yarın da bir azap veriyor, bir gün de azap veriyor. Müslüman'a bir hediye veriyor, Müslüman bir rahatlatıyor. Bugün de yarın da böyle. Bir anda olsa, bir anda baklava yedin, bir tepsi baklava, bir ay baklava yok. Lan bari her gün bir, te bir tane yesen de bir ay devam etsen 30 tane. Ha? gibi ol yani. O zulmünü arttırmak, o da hidayetini arttırmak. Burada an şart kabul adem. Kafire. Müslüman buna muhatap olacak. İksirlenecek. İksirlenmemişse o zaman cebir olur Osman. Kulağını okuduk. O bir yaşındaki çocuğun... Yok, yok, zaten o malum da. Malum ha tamam. Bizim sistemi anlamak yani ben He, ben doğru. Bir şey var ki. E, o illet-i karşısında değiştirip onu bozabiliyor ya da evet. ona karşı çıkabiliyor. 467'deydi kaderde. Luzum vücub evet. e, zaruret olursa değiştiremezsin ama diyor orada diyor ki ilim seviyesine Kur'an geldi. Geldi. Adama ayaktı kütüphane hafız. Ama irade yok, kudret yok. Vicdan ve kalp aktif değil. Bu adam değiştirir. Hükmünü kendi alemine kaldır. Namaz kıl diyor ve hakkımız selam. Öyle bir şey yok adamın namazı kılmıyor ya. Yani. Niye gel kılmıyor? İlmi var. Ama illeti tam olmadı. Kalbi de aktif etmesi lazım. Vicdanı da etmesi lazım. O zaman olur. Bütünsel olur. O zaman illeti tam o zaman olur. Ha, o zaman değiştiremezsin diyor. Mesela Kur'an geldiği zaman e, vicdana hitap ettiği zaman akıldakilere diyor ki değiştir onu. Değiştirmeye mecra olur. Onun için cebriyi kaldırıyor. Cebriye diyor ki e, iman varsa fiil vardır, fiil varsa iman vardır. Hayır öyle değil. Mesela Hasan abi şu an be, e, namazı namaz yani öğle namazı geliyor. Öğle namazında kılmamayı yapamayız biz. Yapamayız. İlleti tameli. Yani, yani var, hepsi <laughs> bende cem olmuş. Yani, Karşısına çıkamazsın. Diye. Öyle bir şey yapamazsın. Yani sana büyük bir azap olur. Yani kılmaman mümkün değil. Onu, yani. Onu. Hiç mümkün değil beni şeye götürdü. Hüküm çıkana kadar dedi bu kulübe bu demir parmaklıkla kalacaksın dedi. Dedim ki ben namaz Ne namazı diyor zındık birisi. E, hiç onu dinlemedi ne diyor. Bir de bir şey olduğu için gündem olduğu için dokunamıyor o da kameralar var. Çeketi tak açtım. Onu hiç gün Bağırıyor ama var. Hop kıldım. Çünkü onu yapamazsın. İnleti tamir. Onsuz yapamazsın. Bitti o. Yani bizim alemimizde evet. O Doğru. Bir şey diyor ki, yani değil. O, yani o imkansız. Acayip bir cebir var içinde. Evet. Abi işaret yiyeceğiz. 66'da bunu sanki tam anlatıyor. Kü, sual küfür cehildir. Halbuki kafirler Hazreti Muhammed Aleyhisselam evlatları kadar tanıyorlardı. Cevap küfür iki kısımdır. Bir kısmı bilmediği için inkar eder. İkincisi bildiği halde inkar eder. Bu da birkaç şubedir. Birincisi bilir lakin kabul etmez. İkincisi yakini var lakin itikadı yoktur. Üçüncüsü tasdiki var lakin vicdani izanı yoktur. Bekir misin? Aşağı inmemiş. Devam ediyorum. Bir daha okuyayım şuna. K, L, B. Şunu bir söylemek istiyorum Hasan abi. Aslında Os cevap olarak geldi. Yani. Benim anladığım. Şimdi Osman'ım şöyle söylüyor. Diyor ki illeti dami... Bozuyor. Bende bir şey var. Ben de şöyle anlıyorum. İlleti tammi bozmuyor. İlleti tammi olmamış zaten. İlleti tammi oluşmamış. Oluşmamış. Yani e, Kur'an sende karşılık bulunca Kur'an oluyor aslında. Evet. Sende karşılık bulmadığı için senin aleminde Kur'an olmuyor. Evet. Bozulan bir şey yok. Yani. Ya yok. Oluşmamış ki bozulsun. Bir tanesi demişti ki e, e, dedi ki söylemekte imtina ediyorum da Dedi ki bunu böyle 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 söyleyenin imanı var mı hocam dedi. Şimdi nerelere vuracağını şans belirtmedin dedim. Belirtme bana genel sordun. İmanı gitmez dedi. Niye gitmez dedi. Bu ehli lima. Çalindeki o taş caminin imamı. Niye o hocam dedi. Zahine, bu ifade etmişse dışa vurmuşsa içinde var demek ki. İçinde diye ifade etmesi de içinde var. İçinde bu kelamın zahirdeki e, bu kelamın içinde sahibi ise bunun imanı yoktu ki imanı gitsin. İman gitmesi için iman olması lazım. İman yoktu ki gitsin. Yok yoktu. yok. Nasıl nasıl gülüyor kokol? Sonra dedi ki sen hiçbir yere göndermedin. Evet. <laughs> yani. Istiyordu adamı zaten. <laughs> Şimdi meğer burasına gelmişti. Bu <laughs> ben ben ona imansız dedim diyor. Acaba gece uyuyamadım acaba Bir imanlıya ben o kadar rahatladı o kadar rahatladı ki değilsen sen oluyorsun hükmünü biliyor ya bu hoca. Ben ona imansız bu kelam imansız yapar dedim. Ya da topu size Ondan sonra adam o kadar rahatladı <laughs> yok canım bu fil. Mesela adam demiş ki şu da benim olsa da imanım olmasa köyünden Kaşgili daha söylüyor. Yani bu kadar toprak benim olsa bu da. Peygamberimize de teklif etmiş ya. İstiyorsan şu Uğut Dağı'nı altın yapayım dedi. Yapmadı. Sonra gene bir teklif daha geldi. İstiyorsan şu dağ üstlerine çevireyim dedi Uğut Dağı'nı. Gene istemedi. Yani böyle peki bunu şaşırıyoruz. Bundan aşağıda değiller ki şu anda toplum. Basit bir meselede hemen geçebiliyor. Allah'ın düşmanına, camiyi yıkanlara oy veriyor. Çarşaflı. Şeriatı ilga eden bu adamın daha beter. Bu da o benim olsa da imanım olmasa hemen benziyor. Kendisine zarar. Bu adam ise o basit bir fil gibi gözükürken alimleri talebelerin içinde asan, 20 bin camiyi ortadan kaldıran, meyhane ve gayrimeşru bir yer olarak kullanan bunu biliyor. Bilmemesi mümkün değil bir Müslümanın. Zaten bilmiyorsa suçludur. Niye bilmiyordun? Onun için bilmek için gelmiş. Buna namazdı gidip oy vermiş. Yani gider mi? Gitmez. Niye gitmez? Gitmez işte. KLB kökünün yukarıda sıralanan fiil ve isim iştikaklarının düşünmek, değiştirmek, değiştirmek, öz, lüp, halis olma gibi manalar etrafında bir anlam ağ oluşturdukları dikkati çekmektedir. Kardeşim ben fiili, şey, örneği fiilde göstermek istiyorum. Düşünsel, somutta örneği havada uçuşuyor. Öyle bir derdim yok benim. Fiilde, fiil olacak ki o korkutsun. Allah Kur'an'da bir şey anlatırken somutta gösteriyor. Fiilde gösteriyor. Küfür böyle bir şey. Bak Feveylül lil Hiçbir şey yaramıyor. Yazıklar olsun o namaz kılana. kıymeti bu noktadan bilin. Nasıl bir muvazene veriyor. Kalbin yani değişmek, fiil kökünden türediğini söyleyenlerin yanında onun öz, ma, mas, anlamına gelen isim kökünden geldiğini ileri süren görüşler de vardır. Nitekim yani ben bu alimlerden aldım ya bu. insan değil yani. Lugat di, Tefsirlerden, büyük uzmanlarından, Kur'an'dan, hadisten, tasavvuf ehlinden, ilmi kelam alimlerinden, İslam filozoflarından, gavurlardan da aldı. Bu birkaç hafta <laughs> sürecek dedim ya. Ondan sonra şey, ha bu kadar. Kalp hakkında sonra biz bu temel şeyi konuştuktan sonra acaba onlar ne demiş? Acaba şunlar ne demiş? Acaba nasıl geçiyor eskilerde? Selef Salih nasıl demiş? dememek için ondan sonra tıkır tıkır gideceğiz. En az bu kalp 5 senemiz alacak. Bu 5 sene en az. Dima kaç sene aldı? En az 10 sene aldı. Kalsın denilince kalmıştır. Kalkma dense kalkmayacaktı. Ne denmişse odur. Tabi olunca rahat edersin. Nitekim Araplar her şeyin bir lübü, özü, mahzı olduğunu söylemişler. Ve bu öze de kalp ismini vermişlerdi. Mesela çiftçiye kafir dedikleri gibi. Hatırıma geldi de. Kafir, yani Araplarda fiilde kullanılıyor. Örten demek yani, gizleyen, küfr, kapatan. Şirk, Allah'ın değil, iş koşmak. Şirk. Kafir, örten yani. Çiftçi nedir? Çekirdeği örter. Kendini kendisiyle örten, küfr. Mesela küfür etmek de öyle. Bana küfür mü ettin? Bana Allahsız mı denildi demiyor. Bak küfür ettim Beni örttün kendinle. Galis tabir kullanıyor ya küfür sokakta. Küfür nedir? Örtmektir. Beni kendinle örttün. Beni ortadan kaldırdın. Kalp Allah'ın Celle Celaluhu bütün isim ve sıfatlarının üzerinde döndüğü bir noktaymış. Bütün Allah'ın isimleri arş ya. Arş bizde kalp. Eylemde, fiilde Kabe. Fiilde Kabe, enfuste kalp, şeceri hırkate ar. Bütün isimlerin döndüğü bir yermiş kalp. Bütün isimler oradan döner. Onun için bir cümle yazmıştım bunu okuyunca Osman. Demiştim ki kalp aklın cevelan meydanıdır. Hatasını, iyiliklerini doğrulayanlar hep o meydanda deneme yapar. Tamirci tabir caizse tamir yapar. Piste çıkar acaba filan oldum. Sibop Akıl mı kalpte? Akıl evet. daha ya kalp. o me Orada denemesini yapıyor. Kalp kabul ederse. Eder mi etmez mi? Ee, orada Cevelan sahası. Daha kapsar. Ee, dedim ki isimlerin döndüğü bir noktadır. Hele kalpte bir nokta var ki hiçbirinde yok. Suveydai kalp, kalbin siyası. Bu bu yüzden kalp çok seri tekabül eder. Tekabül. Eyvallah, sağ olasın. Tekabül dönüşür, dönüştürür. Şu anda konuştuk ya. Şu anda bakıyorsun yani. Şu anda bakarken bile o değilsin. Dönüşmüşsün. Dönüşürken de dönüşmüşsün. Acayip. <laughs> Dönüşürken de dönüştün. Dönüş, dönüştürürken de dönüşünüyorsun. Dönüşüyorsun. Saniye bile değil Yasin. Hasan kardeş. Hocam. Yani bir şey öğrendim, hazmedeyim de dönüşeyim. Öyle bir şey yok. Kalp öyle bir şey ki. Dönüşürken dönüşüyor. Dönüştürürken dönüşüyor. Yani yok zaman yok. Zaman arka. Çünkü zaman içinde. Zaman neydi? De, Denizli, Edirne, Hatay, Rize. Bir daha zaman. Denizli, Edirne, Hatay, Rize. Der. Der isması. Kodladım harfleri. Mehmet'ti değil mi? Der. Ne diyor bu adam değil mi? Der. Denizli, Edirne, Hatay, Rize. Kök harfleriyle. Zaman der ismasıdır. Kalpte cevelan eder. Kalp camidir. Kalbi açılan zamanın arkasına geçer. Çünkü kalbin ve ruhun derece hayatına geç diyor geniş zannettiği dünyadan daha geniş bir alemi görürüz. Biliyorum. Bismillah. Bizim alışkanlıklarımız daha çok sabitliklere evet. muhafaza üzerine olduğu için abi böyle olunca çatışma çıkıyor. Muhafaza etmeye çalışıyoruz. Evet. Hele bir de başkasının yanlışı senin doğrun libası ne olursa Allah yardım etsin. Onun için rehber çok önemli ya. Şadi Şirazi ne güzel demiş. Kimin rehberi çakal olursa o burun ismini koyuyor noktanı ondan kurtulmaz diyor. Çakal beni çakarsa burunda sonuçtur. Rehber çok önemli. Onun için mücedidi, ası müceddidi tanımayan alim olarak ölür. Öyle mi? Nasıl? Asıl imamını tanımayan cahiliye ölümüyle ölür. Tasavvuf literatüründe ifade nedir? Şehi olmayanın şehi şehtir. Şeytandır. Doğru söylemiş. Yol gösterenin yoksa Yolla yürüyenle yürünen eşit olur. Melahbegiha olursun şeytanı. <laughs> Mezhepsizlik de öyle. Aynı. Eğer kalp bu, de bu değişime ve dönme kabiliyetine sah sahip olmasaydı, böyle olmasaydı kalp. İyisiniz değil mi? Böyle bir monotonluk yok değil mi? Böyle canlısınız ya. Siz dijital telefonu olsun. Biz her an değişim halindeyiz de kalben. <laughs> değişim ve dönüşüm halindeyiz. Döndü bak Ali abi değişti şimdi. Ya <laughs> <Bir aile> değişti. <gülüyor> <gülüyor> <Sen> düğmeye basmasak. <laughs> Kendini nasıl tanıyacak? O nasıl diyecek Mehmet? Bak. Mehmet diyor. Eğer kalp bu değişime ve dönme kabiliyetine sahip olmasaydı, bakayım senin dediğin aynı herhalde. Allah'ın Celle Celaluhu ha a çıkıyor. Hakim isim ve sıfatlarının sul <laughs> sultasına girecek. Bu isim ve sıfatlardan tahakküm tahakküm. tahakküm edecekti. Allah'ın hakim. <laughs> hakim demek hükmeden. İ çekmiyor. Ha hakim i çekse hikmet sahibi. A çekse Ferdun Kayman hakemin hükmeden hakim. Evet. Hükmeden. Direkt o olacaktı. Bu artık direkt o değil. Ondan. Evet. evet. Ama o bu, abi bu, böyle de, değil. De, öyle değil. Ben, öyle anlamadım. Bir isimde kalacak da hapsolacak yani. Tek isimde kalacak. Ben öyle anladım Allah'ın hakim. Hakim isim neyse orada. Hakim. Ha eğer dönüşüm e dönüşme olmasa sabit olacak. Hakimiyet nasıl olacak? Hakim de orada tecelli ettiği için isim ve sıfatlarının sultan, hakim ismi diğer sıfatların altına girecek. Hakim olamayacak. Hakim. Hakim ismi hakim olamayacak Rahman'a, Latife, Kerime. O zaman kalp de hakim olamayacak. Görüyor musun? Hakim hükmeten. O zaman ne hükmediyor? Hakim isimlere hükmediyor. Ne ile hükmediyor? Kullanıyor. Hakim, hikmetle hükmediyor. Gücü nereden alıyor? Kudretten kalıyor, sıfatı kullanıyor. Böylelikle yapıyor. Adalet ve hikmet. Adalet. Kayıtlı var. Evet. Çok güzel. Adalet ve hikmetle yapıyor. İnsan, insan için önemli olan yaradanına, yaradanına dönmektir. Bu da halkı halkı olanın hakkı olana dönmesiyle gerçekleşir ki bu da ancak değişimi sağlayan kalp ile mümkün olur. Yani halktan hakka değiştirdiği gibi hakkı da halka değiştiriyor ve ölüyor. Kendisinin kendisinin pimini çekiyor. Kalp. Öldürüyor. Haktan yüzünü çevirip halka dönerse kalp sekteye vurur. Abi dediniz kalp açılırsa zamanın arkasına geçilir. Nasıl açılır, nasıl geçmek lazım? İşte daha gideceğiz şey, İsa. Nasıl gelişir? Ondan sonra pişman olarak. Kadar Ondan sonra terk ve tecerrütle. En cümle civeciz o. Yani evet. Terk ve tecerrüt. Yani peygamberimizi diğer peygamberlerden üstün kılan nedir en büyük sıfatı? Allah söylüyor Kur'an'da. Seni neyle imtiyazlı kıldık? Üstün kıldık. Seni güzel namazla, güzel Kur'an okumakla, güzel fazla ibadet yapmakla, hikmet sahibi olarak seni üstün kıldık mı diyor? Ne diyor? En güzel. Güzel ahlakla üstün kıldık. Aslında bir şey de ben söylemek isterim. Bu beş sene hakikaten çok yani şeyi açtı, yolu açtı ya. Aslında beş yıl sürer diyorsunuz bu kalbe ama bazen öyle tatlı bir şey ki bu. Acayip sorulara böyle şey yapıyorsunuz böyle. Mesela şu geliyor kalbime. Mesela Sultasına. sıfattan sulta, 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 sulta ee, sulta var ya, sultasına. ilahi kelam. Sultası, <laughs> yani sultası. sıfattan olur aşağı olur, inen şey. nedir abi? lef mahfuza. Kur'an değil inen. Ama kelam ilahi. kelam ilahi. Orada nasıl bir değişim dönüşüm var? Nasıl bir değişim dönüşüm varsa orada Kur'an oluyor. Oradan aşağı iniyor Birebir aynısı şu bahsettiğiniz. Bu burada oluyor. Evet, Bende aynı. de aynı şey oluyor. Hiç değişen farklı bir şey yok. Küçük, yani külde ve cüzde. Evet. Kainat kül, evet. insan cüz. Ama benim asıl şaşırtan bu değil aslında abi. Beni asıl şaşırtan, bendeki kalbin e, alem-i şehadetteki karşılığı e, Mekke değil mi aslında abi? Şey, e, Kabe. Evet. Fi. İçi, i̇çi, boş. İf, bu değil, evet. İçi bomboş ama sana. Evet. Sen de ol, senle de diye. Benimle de olsun diye. Şimdi benim kalbimin de içi bomboş ama Allah oraya bakarak beni okuyor. Evet. Benim anlamadığım bu kadar boş her şeyi değiştiriyor, dönüştürüyor, şekillendiriyor, yok var ediyor, var yok ediyor ama kendi bomboş. İşte çünkü uçak, piste uçaklar olsa uçak inemez. Pist yoksa hiç uçak inemez. Taayyum ve teşahhus etmesi için kalpte hiçbir belirleniş olmaması gerekiyor. 9. sayfa şualarda ya. Taayyum ve teşahhus. Allah kainata sığmadım. Beni seven mümin kulunun kalbine sığabilmesi için orası kirlenmemesi. Orada pis temiz olması lazım ki uçak insin. En azından pist olsun orada. O zaman hiçbir taayyum ve belirleniş olmayacak. Ne yapmaya çalışıyoruz? kalptekileri çıkartmaya çalışıyoruz ki yer boşaltalım diye. Bütün faaliyetimiz bu ya. Evet. Çok acayiptir. Sebaplar kalbi doldurmuyor. Sebaplar boşaltıyor. Anlamadım. Sebaplar boşaltıyor. Ne şey kalbi boşaltıyor. Oho. Ne için do boşaltıyor? Doldurmak için. Doldur? Tayin ve teşahhüs olsun diye. Allah. Allah'lık hakikatı tayin ve teşahhus etsin diye. Peki ne yapıyor? Tezin ediyor. İşaret icazda diyor ki tahliye ve tahliye. İşaret icazda. İlk önce pislikten temizleniyor sonra ubudiyetle süslüyor. Yani ilk önce pislikleri temizliyor sonra süslüyor aziz misafiri geliyor. Yani çünkü ibadetlerin vücudu yok ki o tezin ediyor, süslüyor kalbi. Ta ki Zat-ı Efendisi Sultanı. Maliman kalp. Yani. He, maliman ya. Orası. Evet, maliman kalp. Şey. Evet, tezin ediyor, boşatıyor. Zemin hazırlıyor, zeminsiz zemin. <laughs> Allah'ın haşa, la mekan, la zaman ya. La mekan ve la zamana kalpte nasıl olacak? Mekan ve zaman olmayacak. O ibadetlerle Tezin ediyor. Tahliye ve tahliye. Tahliye. bir <laughs> kayma Birisi temizliyor. Sonra süslüyor. Ne yapacak orada? Yani vücut rengini verdiklerimizi boşaltıyor. Yani ibadet aynı zamanda süsleme yapıyor. Şey diyebilir miyiz acaba? Kalp e, kesreti e, vahdete kalbeden yani tekleyen yani çokluklar var ya yani boşaltmak gibi aslında. Evet. Tevhid, tevhid. Ki vani sistem vahdet, sistem Celal, Cemal, Kiman bu sistemin arkasında tevhid var ya, tevhidlemeye çalışıyor. Yani sanki o zaman dimav vahdet mahalli gibi kalpte tevhid mahalli gibi. Evet. Zaten irade-i cüz'iyenin sonra irade-i mümin kulunun kalbine koyduğu kendi zatının nurudur. Yani çok şey vardı onu sevit ettik bir iman var başka bir şey yok kurtattık. E bu işte neyle boşatıyorsun? Allah söylüyor. Ela bi zikriullahi tetmenil kulub. İbadet ve zikirle boşatıyorsun. Neyi boşatıyorsun? Kesreti kalbettik. Evet kalb. İbadetle boşatıyoruz. İbadetle dolmuyor, süslüyor diyor İshak'sız hasta. Ya hadi bakalım. Adam bir tanesini yapmış biliyor musun? Ali bir şey hatırlattı bana da. Asya öğretisinde okumuştum. Adam bir padişah adını unuttum. Olmuş ama. Ee, saraya çağırmış ressamları Asya. Yarış yapmış. Demiş ki bana size iki grup olmuş. Yarış, iki kategori. Var. Öyle bir resim yapacaksınız ki padişahlığı size vereceğim. Beni büyülerseniz bunun niyetim olması böyle bir yarışma yapmam. Öyle bir şey yapın ki ama onlar da acayip adamlar ki yapanların da iki grubun bir tanesi de kazansak bile bize verilen padişahla padişahımıza padişahlı iade edeceğiz demiş. Madem böyle bir sanat sever adam bil, bilge adammış yani. Padişahlıktan bıkmış. Ressamlara demiş ki bak bana öyle bir resim yapın ki beni benden etsin. Beni büyülesin. İki tanesine ayrı oda vermiş. Bir ay. Kimse kimseyi görmeyecek saray. O bir sarayda, öteki tarafda, bu saray, bu tarafa, o tarafta, bu sarayın bu tarafta oda. Bir grup insan buraya kaç kişi ise bu odaya. Bir ay çıkmıyor. duvar kağıt şu, duvar. A da boyanın her çeşidi. Ötekisine böyle yapmış. Bunu duyan var mıydı? Bundan sonrasını. Hatırladınız mı? Ben Biz ilk defa Adam bir tanesi acayip bir manzara yapmış. O ilk önce duvarı cilalamış. Cilalamış, cilalamış böyle böyle. Bayamış. Oraya harika. Bütün dünyayı sokmuş içine. Dünyanın bütün harikaları nasıl yapmışsa sokmuş içine. Hepsini ama. Dünyanın yedi harikası değil ya. Hepsini sokmuş. Bir yer versek eksik olur. Keşke onu yapsaydı. Keşke dememek için her şeyi nasıl yapmışsa sokmuş. Öne çıkan figürlerle sokmuş. Simge, sembol, imgeler hepsini kullanmış. Ötekisi ise <laughs> bir ay boyunca cilalandırmış. Devamlı cilalandırmış. Cila, 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 cila tamam. Denetlemeye gelmiş. Adam bir şey yapmamış, cila yapmış. Girmiş padişah. Bir bakmış, bir bütün dünya burada. Hakikaten Hayret edilecek bir şey yani. Şu duvara bütün dünyayı nasıl sığdı işte? Sıkıştırmış yani. Sığdırmış. Hayrette kalmış. İyi. Hadi bakalım heyetle. Geçelim. Bir gitmiş ki. Yandan hiçbir şey yok. Gitmiş. Allah Bir bakmış. Bir bakmış ki. Şöyle cila cila ayna gibi yapmış ya. Kim gözükecek? Kendisi. Kendisi dünyada seni büyüleyen seni seneden seni de senden eden senden daha değerli hiçbir şey olmayan yine sana göre sensin. Öyle şey yapmış ki ayna yapmış ona. Sensin demiş. İşte ne misal verdim? Kalbi de böyle odanın duvarı gibi cila 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 sevaplarla Seba ibadetlerle zikrilerle duvarı duvarı parlat Mehmet parlat 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 sen sende ol, sen sende gözük, sen seni göster, sen sana dokun, sen seninle inşa et, sen senden vesaire. Böyle bir şey kalp. Kalp bir şeyi başka bir şeye dönüştürüp değiştiriyor. Tılsım da zıtları birbirine dönüştürmekti. Suretten hakikate geçiriyor. Tılsım ile kalpteki sanemler... Kutularımız suretleri hakikate dönüşerek mülkten meleküte dönüşüyor. Sanemler samet oluyor. Kalp mülkten meleküte dönüşmeye başlayınca da sırlanıyor. Batını kalp aynayı samet oluyor. Bu alamera herhalde abi taayyum ve teşakkus başlıyor herhalde abi. Diyor ya sığmadım kainata, sığdım mümin kulumun kalbine. Sen aynasında semat gözüküyor. O dediniz ya abi hani karşılıklı. Bir de bu kalp dediniz de abi hani kaf, lam, b harfi. Öyle bu b harfi bizim çizdiğimiz o şecere hilkat haritası abi. Hani böyle rububiyet, uluhiyet alemleri B nokta işte B harfi. Böyle lam harfi de üstadımız hep Cebrail'e akıl, muvazene, denge, terazi gibi şey yapsak abi. Kaf içinde muhakematta muhakemat 65'te diyor ki abi. Kafta. Daire daire ufukta tecelli eden silsile-i ibaret ola. Gördüğünü kalbi yalanlamadı diyor ya abi. Bizim ileride, <gülüyor> <gülüyor> Bizim ileride, ileride, ileride <laughs> buna hafif dokunuyor. Karp, harflerin kafta dimadır. Lam Cebrail'dir. B de bitiştir. Kabu kalbisinde bir harfi vardı ya. İşte. nerede? Hasan abi biz burada dibinizdeyiz. Biz bunu becerip söyleyemiyoruz. Bu, bu en Erzurum'dan. <laughs> o zaman dedim ki ben buna. Sen burada eksos burada dükkan aç. Burada gel buraya katıl. Doğru mu demişim? Evet. He? Evet. evet. Orada da orada o şair Fazla Erzurum'da. Taşın buraya. Anladık. Şair çok. Fakat adam vurmuş yani. Adam vurmuş. Kaf kaf muhakematta geçiyor. Kafta var ya. Onu ...yeryüzünde Himalaya dağları... ...diye Muhittin Arabi. Orada kaf, da, kaf gibi gözükmüş... ...alemi misalde. Himalaya dağları var ya... ...o alemi misalde... ...kaf harfi olmuş. Kaf aslında... ...dağdır, dimağdır. İşaret edeceğiz ...elif, la, mim... ...deki lam... ...cebraildir. Dimağımız da... ...cebraille iksirleniyor... Sonra B'ye dönüşüyor. Çok şey. Yakalamış. Evet. A, böyle bir iki sayfa sonra o simgesellik böyle bir şey. Ama çözmüş. Ve gurur diyoruz. Maşallah, Maşallah barakallah. Ama koptu. Hasan abi, bir, bitti. Bir on dakika Erzurum'da yanına uğrayalım dedik. Bir saat bizi bırakmadı. Bir iki tane müşteriyi de kovdu. Ayamaya. <laughs> Sonra gelin dedim müsait değil. <laughs> Müşteri. <gülüyor> Müşteriyi gönderdi. İki gün bana ayırdı. Erzurum'a gittim. Hem tanım zettleri. Hiç kimse bak masamda oturdum. Üç dört defa denize gitmişim. Dört, üç ayda. Üç ay. Dağlara yaylara şeyim olmadı. Olmadı. Bir Mehmet de şeyine gitmişiz. Hep balkonda çalışmış. Ama kalkmışım iki gün oraya gitmiş. Ondan sonra bu değiyor ya. Ondan sonra bir sohbetler yaptık böyle çok güzel oldu. Şu çok e, adam gurur diyor insanda hepimizden. Birbirimizden gurur duyuyoruz. Mesela bir tane de birisi var sanki toprak olmuş tevazu. Sen, sen senden bahsetmiyorum. <laughs> o da be, e, doktor var ya profesör. Ya beyin beynin son adamısın üniversitede hocasın. Beyin anlatan adamsın. Bu ilim yok abi diyor. Bu risalenin ilmi bir yerde yok. Bu ilim yok. Bu adam bak geçen miracın sebebi oldu. Miraç ne gece oldu? Kül külli cüz cüzi. Sabi tabi rahatsız ediyorlar üniversitede. Kapılarını kapa biraz konuşmamızın sürdü galiba. Sekreteri de geçmişler. <laughs> tamam. Bak bu adam bu adam da bu tevazu yakalamış. Bu adam enfusu yakalamış. Simgeselliği çok iyi. Bak en duruyor kaf. Mahkemata geçiyor. Kaf da ben bu kafa baktım. Kaf lam nedir diye. E, mim peygamberimiz için. Bak burada peygamberimiz de çıktı devreden. E, akılla kalp ona tayin ve teşahhusuna sebep oluyor. Kaf dima lamla iksirleniyor. Kalp mayalenirse o tezin ediyor kalbi, süslüyor ibadette vesaire. Sebebi ne? Aziz misafiri, misafirinize göre temizlersiniz, etrafı toplarsınız, yemek yaparsınız. Onun gibi yani... O zaman B'ye dönüşüyor kalp. Yani e, İmam Azam, şey İmam Ali benin diyor, ...B'dir diyor alemi mülk. Bütün yaratılan bir harfidir. Ben de, de diyor, onun benin altındaki noktayım. Sakin bana soru sorun, ilim çıksın diyor. Hazreti Peygamber ne diyor? Aleyhisselatü vesselam. İmam, şey İmam Ali, Ali diyor. Şehrin, ilim şehrinin nesidir? Kapısıdır. Kapısıdır diyor. Kapı noktadır. Beni noktasıdır. Kalp böyle bir şey işte. İlim şehrinin kapısı. O beni noktası da nedir? Okuduk biraz önce konuşmak Süveyda'yı kalp. O siyah nokta Abi madem bu kadar kaldık bir de şunu sorayım ya. Peki insanın ömründe bir defa o Süveyda'yı kalbi bağladığı yeri çevirmesi hakkı mı var abi ya? Yani bu mesela Kıbleteyn Camii'nde Resulullah'ımız o zaman kıbleyi Değiştir değiştirmiş. Fatih değiştirmiş. İstanbul'u. Evet. Camiyi çevirmemiş ha. Tamam. Herkesin gördüğü camiydi o. İstanbul'u çevirmiş. Batıncılar öyledir. Onun için caminin yeri değişmemiş. Cami olduğu gibidir. Sebebi şehir değiştiği için. Mesela bak ben böyleyim. Masaya böyle olursa değiştiğimi anlarsınız. Böyle ya. Tamam. Ben böyleyim. Binayı değiştirir misiniz? Böyle oldum. Ama önümde hala masa Hiç kimse anlamaz burada. Buradakiler anlamaz. Dışarıdakiler anlamaz. Anlar ki bina değişmiş. İçeridekiler anlar mı? Ancak ben değişirsem anlar. Bina değiştiğini bina içindekiler anlamaz. Şehirde olanlar anlamamış. Şehrin dışında olanlar. Şehir değişmiş. Ama cami değişmem. Ama ifade cami değişti diye. Neler oluyor? Bana bak Şerif. Bizim gezegenlerde tuhaf şeyler oluyor. İşte enfusi derse dedim katılmayın. Bir zararı var. Tilarki olursan başka hiçbir şeyden zevk alamazsın. Ne demek o? Başka bir kendinden zevk almaya başlamışsın demektir. Kendin dışında her şey hariçtir. Sen sana dokunacaksın. Ne dedim bir daha? Sen sana dokunacaksın bu ders. Enfus böyledir. Sen Mesela buna en kesif misali verdim dersi girerken. Hayal kurarsan, düşünürsen iyi veya kötü sana dokunmuş olmuyor musun? Keyif ve lezzet veya elem almıyor musun? Düşüncelerle dünya cehennemi dok olmuyor mu? Bak sen sana dokunur. Bu suret bir de his olursa ya cennet ya cehennem olur. Usta da öyle diyor. Cenn cehenneme girmeden cehenneme gidecek demiyor. Cehenneme gider. Aynı ye, aynı şey nerede söylüyor biliyor musunuz? 619 şualarda 633 sözlerde. 632 değer aldı. Aynı şeyi üç yerde söylüyor. Cehenneme gitmeden cehenneme gider. Üç yerde söylüyor. 619 şualar, 288 mektubat, 632 sözler. Nasıl bir ustada talep olmuşuz? Akıllı hayran bir haber. Fakat bu dersleri duyup lakayt kayıt olanlara. Ağlayıp nalan edip düştüm yola tena garip. Anladım ama. Evet düştüm. Yola geldim lakin göçmüş. Cümle kervan bir ara. Öleceğiz biz. Bu dersler istikbale kalacak ya diğer. Diyecekler onlar. Gelecektekiler bu sesimi duyacak. Keşke bu da sorulsaydı. Veya bu da ortaya çalışılsaydı. Ama onlara diyorum ki. Bunlar doğru veya yanlış önemli değil. Bunlara bas ve çıkın daha ileriye. Bunlarla uğraşmayın daha. Uğraşan uğraşmış. Kafın simgeselliğiyle uğraşma. Uğraşmış usta. Kafta demiş. Bitti. Dimağdır kaf. Dimağdan beslenip Cebrail ile iksilenip ve lahuti aleme pencere olan bir sistemdir kalp. Böyle bir şey. Sen bunlarla daha uğraşma. Bas kafamıza çık yukarılara. Daha ileri. Ümmete faydalı ol. Ondandır ki inşallah enfusi lugat bunlar çıkacak. Osman'a bağlı. Onun için dedim ki çabuk acele her hafta iki üç tane dersi Furkan'a bitir. Dima dersi ki Osman'ın eline malzeme ver. Dima şeyi bitirsin. Lugat. Enfusi. Hangi harfe geldi onu da merak ettim. S. Sıra etti. O. P. R. S. Ş. T. U. V. Z. Bir şey kalmadı. Devam ediyorum. Çok ciddi iş yapıyor. İnşallah bu meyve enfusul olarak İslam dünyasına böyle bir enfusul yok. Sureti kaç haftadır uğraştım yani. Sureti evet. gördüm. Binlerce suret kelimesi hani. Evet. Yani böyle lugat enfusum lugat yok. Hoca bilir. Ee, Mısır'da okumuş. Müslümanların okuduğu kita şey lugat, müncit. Papazların yaptığı lügat. Müncit. Şimdi bir de zahir e, nüfus cüzdanında bahsetmiyoruz nüfus yüzden düşse bu aile bir adam var. Anne baba memleket. Bu lugat. Bir de enfusi lugat demek. Bu adamın içine girmek. Yani bu kalpla, kaf, lam ve b ile uğraşmak enfusi lugattır. Kaf diyecek ki Osman orada. Kaf da dimadır. Lam zaten Risale'nde Cebrail'dir. B de zaten onun altın imam adı söylüyor. Altındaki noktada onun sır sahibi demektir. Ve Mülkün sonudur, bütünlüğüdür. B mülkün sonudur. Kabı kalpsen bütünlüktür. Bütünlüğe gelmektir. Kalp ve ruhun dereceye ayetine gir diyor. Geniş sanetin dünyada daha geniş bir alemi yaşarsın. Kap böyle bir bütünlüktür. Bütüne getiriyor. Neyle uğraşıyoruz biliyor musunuz? Allah dedi ya ben müminin kulunun beni kalbindeyim. Nuh yani imanın taayyün ettiği yerden konuşuyoruz. İman. İmanı bilmiyoruz. Çalıştık ama. Ben Hasan abi diyor ya, yani oraya sığdım diyor ya, ya. Gidiyoruz yok, gidiyoruz yok, gidiyoruz yok. Hihi, hiç bulamayacak. Bir tanesi dedi ki, cennet nasıl bir sonsuz ya dedi. Ya sonsuz, so son olunca ne olacak dedi. Sen o zaman beni bulursun cennette. Ya sen sonsuz, o burada geçiyor da. a sonu bulduk sonunu bulabilirsen tamam. Aynen. Esmanın sonu olur mu? Olmaz. Bir an bir ana benzemeyecek, bir an bir ana benzemeyecek, bir an bir ana benzemeyecek. Ne demek yani bir an bir ana? Şu dünya gördün ya. Bir daha anda bir daha gördün, bir daha gördüğün hiç benzemiyor. Şu gördüğünüz dünya gördün. Bir daha bir an sonra hiç alakasız. Sonra bir hiç alakasız. nasıl olur ya? Yani yok mu dibi? Çünkü akıl bu terazi çekilmiyor ya. İdraki mal bu küçük akla gerekmez. İdrak etmek bu kafrayamıyor. Bu kadar sikleti ağırlığı bu terazi çekmiyor. Sen şimdi kuyumcu tartaleti ile kömür tartıyorsun. Hadi devam. Teha Teha Nevi diyor ki tefsir ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan öflediğim zaman siz hemen onun için secdeye kapanın. 15. sure 29. ayette. Bu ayetle ilgili olarak tehanevi diye bir ne demiş ne demek diyor bak bir de okuyorum. Evet, evet. Bu ayetle ilgili olarak Allah'ın Celle Celalu insana üflediği ruh oh. nuru ezeli bak ne demek bir daha okuyorum. Ona şekil verdiğim bak insana Sonra ona ruhumdan öflediğim zaman meleklere demiş ki Allah hemen onun için secdeye kapanın. Ne de geçiyor bu? 15'e 29. Allah selamet versin. Allah ona ceza okumunlar hayren kesira versin. Bu tahan bu alimler ve hepsini olsun. Bu, bu adam büyüledi beni yani. Bu ayette ilgili olarak bu zat diyor ki Allah'ın Celle Celaluhu İnsana üflediği ruh, nuru ezeli ve sırrı alidir. Allah bu ruh ile kullarına nazar eder, kendi üflediği ruhundan ruha nazar eder, ruhundan üflediği ruha nazar eder. Kendinden kendine eder. Bu ruhun müsemması sahibi haktır. Yani insanda mı? Bu kalptir. Açıklanmasını yapmıştır. Ruhumdan öfledim ruhumu. Ama ruh oldu. Seyrettiği yer kalptir. O zaman öflediği ruhundan öfledi. Ruhundan öfledi ruh. Orada kendisini kendisini seyrediyor. Kendisi kendisini de ve teşebbüs ediyor. Ama bize de bir şahsiyet kazandırmak için güya bizim üzerimizde oluyor. Neyse. Kur'an'da vahi dirilten vahyi dirilten manası ha. Ne demek Kur'an'da dirilten, hayat veren, can manalarında kullanılan ruh kelimesi Kur'an'da bazen vahi dirilten hayat veren, can veren ruh olan ruh. Ruh Kudüs diye. Felsefe sözlüklerinde ise Kur'an'da vahiy var ya abi, bazen ruh, bazen hayat veren, dirilten manalarındayken felsefe sözlüklerinde ise e, vahiy ne demek? Nefs. Nefs nefse mane değil. İnsan demek. Öfürdüğü şey Mevlana der ya. Şimdi e, bir adam düşünün ne çalıyor? Ne çalabilmesi için içi boş olacak. Kaç tane deliği var? 7 tane. Evet. Çalıyor ya. Şimdi öfüren, öfüren altı mı var üstünde yedi mi? Evet. 7 tane olması lazım. Altında bir tane var. O öfürme herkes de aynı. Allah herkes de öfürdü. Mevlana. Herkes de niye farklı ses çıkıyor? Kimisi müzik, kimisi ilahi. Kimisi bilmem ne, kimisi bilmem ne. O sese şekil veren nefese kişinin adem, adem, adem şey Evet, kişi kişi onlara yön veriyor. O üflemeye. Üflemek ayrı bir şey, şekil vermek ayrı bir şey. O diyor, o diyor, o ne insandır. İçi boştur. İlahi nefi ruh, nefi ruh öfürüyor. Neye benziyor mu öfüren? La teşbih ve la temsil. Yani neye? insan benzemiyor. Değil mi? i̇şte der ki Mevlana, haşa la teşbih ve la temsil. Öfüren başka. Öfürülen insan, gene liyakata göre şekil veren o. Şekil veriyor. Çıkan ses, vahiy. Şeciri hilkat bu. Vahiy ne demek? Çıkan ses şeymiş. İsa Aleyhisselam ayetiyle söylüyor. Tanrı varken diyor, hiçbir şey yokken ne vardı? Kelam vardı. Çıkan kelama insanmış. Bu şeceri hılkattır. Öfüren şemsizeli gibi misal odur. Öfürüyor. Ee, bu öfürülen. Peki, şekil veren vahidir Öfürülen ne Şeceri hılkattır. Çıkan ses insan. Onun için insan öfürülmüştür. Öfürmeye hakkı vardır. Hadi biraz daha. Ben Kelamsın. Ben kelamım der İsa Aleyhisselam. Tanrı diyor hiçbir şey yaratmadan önce söz vardı diyor. Kelam demiyor da Arapçada. Söz vardı diyor. Konuşmak var. Onun için kelimullah'tır. Ruhullah'tır. Halilullah'tır. Habibullah'tır. Tanımları görüyor musun? Kelimullah. Kelimetullah. Kelimullah diye şey yapıyor. Kelimetullah. Ne Allah'ın konuşması, konuştuğu kelimesi. Ruhullah. Görüyor musun? Kim? Fıtrat, herkesin fıtratı farklı ya. Oradaki değişen şey, esmalar mı? Esmaların, 24. sözde bu hafta onu düşünüyordum. İnsanların farklılıkları değişen esmalara göre, mazar olan mazar esmaya göre değişiyor. Peki nere göre öfürüyor? Kafasında ikini biliyor muyuz öfüren müzisyenin? Kafasında bir müzik var, bir ilahi var. Bir mana var mı? Manaya göre parmaklar şekil alıyor. Şoför ne demek biliyor musun? Arabayı nasıl sokuyoruz o yola? Arabaya bakmıyoruz ki. Gözün nereye görüyorsa otomatik abiler şoförlükte. Gözün nereye bakıyorsa araba oraya oradan geçecek. Endişe etme. Bu reflekstir. Gözün gördüğün yerden lastik geçiyor. Tam oraya nasıl bindirdin o şey? Gözün oraya bakarsa, göz neredeyse yemekte de öyle. Herkes ayrı ayrı tabak olunca ayrı ayrı insan oluyorlar evde. Aynı tabakta kaşık. Şöyle yemek yiyenini gördünüz mü? Yok. Kaşık neredeyse ise göz oradadır. Göz neredeyse his oradadır. Öyle değil mi? Ha, göz aynadır. Hem alır dışarıdan hem de çukur ayna vasıtasıyla dışarı verir. Öyle mi daha? Şimdi kaşık gitti. Nereye gitti? Tabağa. Bende gözdekiler de gitti. Güya bahane kaşık. Gözüm gördüğü yere gidiyor. şey ya bırak ya. Gözümün gördüğü yere bırak basardı. Gözümün gördüğü yere kaşık gidiyor. Etli metli oraya gidiyor. Kız da oraya attı. Olan da attı. Eşim de attı. Babam attı. Annem attı. Olan da attı kaşı oraya. Burası aslında nedir? Burası nedir biliyor musun? <laughs> Hamurdur. Hamurdur derler. Büyükler der ki zahirde yemektir. Hakikatta tağamdır. E, bunun bütün Kabe gibidir tabak. Herkes neye siyah atır Kabe? Fiziğe göre ters. Beyaz vurup da çıkması lazım. Kabe diyor ki bana gönderdiğin pisliğini pisliğini sana gönderiyorum. Beyaz örtü olsaydı. Ama siyah diyor ki güneşi yuttuğum gibi senin pisliğini de yutuyorum. At bana. At temizden. Orası temizlemem. Yemekte de öyle. Atıyorsun. Ama gada, pidet, nefretli bir adam. Yemek yiyor. Veya Televizyon Hakkı. İbrahim Hakkı diyor ki yemek yerken başka şeyi düşünürsen yemek yemezseniz bir şey seyretseniz yemek yemezsiniz. Yemek, yemek sizi yer. Onun için bir muhabbetimize bizi biz eden bütün edenler bir tanesi de bu tabakların ayrılmasıdır. Ama eve derseniz şimdi kafanı yerler ya yer, demeye. Çünkü bu laf sana karşılık bulmasının sebebi bu kadar malzeme dola 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 gelmişsin bugüne. Onun için hissiyatı müsait. Ötekiler hemen ne? Ya mikrop olur ya. Oysa Müslümanlı Müslümanlı mikrobu şifaymış. Nasıl olur ya? Doğmaya çocuk kasta mıdır ki aşı yapıyorsunuz? Yanlış. Böyle bir sünnette bir şey yok. Felsefe sözlüğünde vahiy, nefs, fikir. Bu paragrafı okuyup kesiyorum. Kalp terimleriyle karşılanmaktadır. Ruhun sahip olduğu hayat, hareket, Fikir gibi manalar onun kalp kavramının muradifi olarak kullanılmasının sebebi olarak görülmektedir. Kalp teka tekalüp ka kabiliyeti sebebiyle de hayatın hareket ilkesine hizmet eder. Ruh da insana hayat ve hareket kabiliyetlerini bahşetmektedir. Hareket kabiliyeti insanı diğer varlıklardan ayıran bir vasıf değildir. Fakat bu kabiliyet zeka ile birleştiğinde insanı kainattaki en üstün varlık konumuna yükseltir. Çünkü eylem ve zeka insanı hayvandan ayıran ve ona değişime, değişime özelliğini bahşeden kabiliyettedir. Bu paragrafı okumuş saymıyorum. Takır tıkır gittim. Bir üstünden başlayacağız. Burada kesiyorum. Cenab-ı Hakk'a hakkıyla muhatap olmayı ve sevdiklerini sevdirmesini ve yer dediklerini yedirmesini dostuna dost, düşmana düşman eylesin. Kalbimizi rızası dairesine hareket ve halet kazandırsın. Dini üzerine sabit kılsın inşallah. Vahir vahum. enilhamdülillah Rabbil alemin el Fatiha.